Tamamdır. YouTube yayına da başladık. Hepiniz hoş geldiniz tekrar sevgili arkadaşlar. Ben bu arada bağlananları da kabul ediyorum Zoom toplantısına. YouTube'dan takip eden arkadaşlara da hoş geldiniz, merhaba diyorum. Yaklaşık herhalde bir aylık bir süre geçti birinci dersim, ikinci dersimizden bu yana. Geçen hafta yapmamız gerekiyordu bu dersi. En azından ben öyle, hani kendi aramızda öyle anlaşmıştık diyeyim. Ve bunların hiçbirisi resmi süreçler değil. Sonuç itibariyle bize kalmış tamamen. Ama yani sağlık nedenleri engel oldu. Allah'a şükür. Şimdi artık çok daha iyi durumdayız. O yüzden keyifli bu dersi yapacağımıza inanıyorum. Amerikan diplomasisi dersimizin ismi. Tabii şöyle bir durum var. Ben hani gelenleri alıyorum şu anda. O yüzden kusura bakmayın. Biraz kekeliyor olabilirim. Tam söyleyemiyor olabilirim söylemek istediklerim ama birazdan tahminen bu şey süreci biter. Ondan sonra rahat rahat dersimize başlarız. Dış politika ve diplomasi online ders serisi başlatmıştık. Bir iki ay önce sanırım. Ve şu anda üçüncüsünü yapıyoruz. Amerikan diplomasisi üzerine bir ders olacak ve ondan sonra da soru-cevap kısmımız olacak. Zaten Zoom'dan bağlanan arkadaşlar olayı biliyor. Ama ilk defa özellikle YouTube'dan bizleri takip eden sevgili arkadaşlara da sorularınızı chat hattına yazabilirsiniz. Ben ikinci bir bilgisayar açtım. Onu da oradan kontrol edeceğim. Sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Öyle söyleyeyim size. Evet. Tamamdır herhalde. Yavaş yavaş o zaman dersimize geçelim. Amerikan diplomasisi anlatacağız ama tabii Amerikan dış politikası anlatmayacağım bugün. Yani ben zaten kendimi bir Amerikan dış politikası uzmanı olarak görmüyorum. Ya yani öyle bir iddiam yok zaten. Ama işin diplomasi üzerinden baktığımızda ve Amerika örneğine baktığımızda bize nasıl bir resim, nasıl bir tablo bekliyor? Biraz onun resmini çizmeye çalışacağım size. Bu anlattıklarım normalde yüksek lisans doktora programında verdiğim küresel dünyada diplomasi dersinin aslında bir haftası, öyle söyleyeyim. Şu anda onun birazcık daha canlı halini izleyeceksiniz. Birazcık normalde derslerde vermiş olduğum örnekleri slayta taşıma başarısını gösterdim. Kendimle gurur duyuyorum. Öyle söyleyeyim. Yani bu sayede ben de biraz daha derli toplu bir slayt sürecine girmiş oldum. Zaten şu anda yayında doktora öğrencilerim de var. Sağ olsunlar, beni yalnız bırakmıyorlar. 2-3 hafta sonra bu dersi onlarla tekrar işleyeceğiz zaten. Ama orada tabii tartışmalar ve okumalar üzerinden gidiyoruz. Hani ders odaklı değil sadece. Konumuza döndüğümüz zaman Amerikan dış politikası, Amerika'nın işte büyük stratejisi. Hepiniz duymuşsunuzdur değil mi? Grand Strategy of United States falan gibi. Şimdi uluslararası literatürün odağı burada. Yani herkes Amerikan dış politikasına odaklanıyor. Amerika'nın büyük stratejisine, işte büyük resmine odaklanıyor. Ondan sonra vital interests lafı vardır. Bizim kulakları çınlasın. Lisansta Hüseyin Bağcı hocamız çok söylerdi bunu bize. Yani büyük devletlerin vital interestleri, hayati çıkarları vardır. Ve Amerika'da hayati çıkarlarını takip eder derdi. Çok da haklıydı. Ve literatür dediğim gibi yani bu stratejiler, dış politika çözümlemeleri üzerinden gider. Ama diplomasi kısmı birazcık özellikle akademik literatüre baktığımızda biraz geri planda olduğunu görüyoruz. Genelde Amerikan diplomasisi konusunda literatürde çok zengin bir hani kaynak skalası karşımıza çıkmıyor maalesef. Öyle söylemek lazım. Bunlar içerisinde yani hali hazırdaki birkaç çalışma ön plana çıkan çalışmalarda bence yani naçizane beni en çok etkileyen çalışma Jeffrey Wiseman'ın makaleleridir.
özellikle 2011 yılında yazdığı The Distinctive Characteristics of American Diplomacy, sanırım öyle bir başlığı vardı. Yani Amerikan diplomasisinin işte can alıcı özellikleri falan gibi Türkçe'ye çevirebiliriz. Ki ben çevirmen olmadığım için birazcık böyle garip gelebilirse yaptığım çeviriler. Bu dersimizde biraz onun izlediği teorik altyapı üzerinden, onun sınıflandırması, kategorileştirmesi üzerinden gideceğiz sevgili arkadaşlar. Tabii ben de değişik örneklerle bunu zenginleştirmeye çalışacağım. Onun dışında Weizmann'ın getirdiği kategorilere de bir ekleme yapmaya çalışacağım kendimce naçizane. Bir de şöyle bir durum var. Mesela en son diplomasi ve Amerika'yı da işine alan makalelere baktığınız zaman, mesela Survival dergisi vardır. Özellikle çok hani önemli, hem pratikten yetişmiş işte devlet insanlarının, hem de akademisyenlerin işte çeşitli görüşlerini bildirdikleri önemli bir dergidir. Bunu takip etmenizi de tavsiye ederim. Ve Amerikan dış politikası açısından da bence önemli ipuçları verir bize. Orada son sayısında bir makale var. İsmi The New Concert, Diplomacy for a Chaotic World. Yani kaotik bir dünya için diplomasi, yeni bir işte Avrupa barışı mı, Avrupa uyumu, hatırlayın Council of Europe'un günümüzde tekrar uyarlanmış hali mi gibisinden bir makale. İşte Oll ve diğerleri diyelim, onların tarafından kaleme alınmış. Bunlar da şöyle bir Amerika'nın diplomasi olan yaklaşımında şöyle bir hatta eleştiri getiriyorlar ve hani öyle bir saptamada bulunuyorlar. Ben de biraz katılıyorum. Yani bu Amerika'nın diplomasisine literatürün çok odaklanmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi aslında Amerika'da diplomasiye yönelik yaklaşımla alakalı. Diplomasi genelde çatışma çözümü, işte bunun içinde arabuluculuk olabilir, müzakere olabilir. Daha çok bu minvalde bir diplomasi tanımı olduğunu söylüyorlar. Ama burada da tabii daha çok devlet insanlarının ve devlet başkanlarının hamiliğinde ve önderliğinde yapılan bir süreç. Çok fazla diplomatlara ve diplomasi bürokrasisine iş bırakılmıyor aslında burada. Yani demeye çalıştığım diplomasi kavramı biraz Amerika'nın hani siyaset kültürüyle çok uyuşmuyor. Çünkü Avrupa kökenli ve Avrupa'da, Batı Avrupa'da gelişmişti. 17. 18. yüzyılda özellikle Fransa'da kurumsallaşmış bir diplomasi pratiğinden bahsediyoruz. Ve günümüze kadar gelmiş kurallar silsilesiyle ve yapıla geliş kurallarıyla beraber. Ama Amerika bunu aslında çok da benimsememiş. Anlatabiliyor muyum? Jeffrey Weizmann da işte bu ve bunun gibi unsurlara dikkatimizi çekiyor ve diyor ki aslında bu literatürde özellikle Amerikan diplomasisi kavramına pek değinilmemesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi aslında Amerika'nın kendine has bir diplomasi yaklaşımı var. Buna kendisi anti-diplomasi diyor. Diplomasi karşıtlığı ya da diplomasinin antitezi diyor. Yani Avrupa'da pişmiş, gelişmiş diplomasiyi aslında reddetti uzun yıllar Amerika diyor. Ve günümüzde de dış politikasına çok fazla sirayet etmesine izin vermedi özellikle yönetim kısmı. O yüzden de çok kurumsallaşıp işte Avrupa'daki gibi bir gelenek hale gelinmesi çok mümkün olmadı. Ve karar verme süreçlerinde de, uygulanma süreçlerinde de daha geri planda oldu dışişleri servisi ve diplomatlar diyor. O yüzden de aslında işte 7 tane özellikten bahsediyor. Teker teker onlardan bahsedeceğiz bugün. Ve bu 7 özellik Amerika'yı diplomasiye yaklaşım açısından nevi şahsına münasır kılıyor. Aslında emperyalist bir devlet olduğunu ve diplomasiye yaklaşımında biraz üstten bakmacı, ona göre kendi çıkarları ve kendi işte büyük resmi görme, işte grand design, işte grand strateji dediğimiz yaklaşımına göre onu kullanmayı tercih etti ya da geri plana atmayı tercih etti diyor. Ama bundan dolayı aslında Amerika uluslararası diplomatik toplumunda, uluslararası toplum kavramı vardır hani İngiliz okulundan bilirsiniz, İngiliz okulundan
O da Avrupa çıkışlı bir yaklaşım aslında. Aslında diplomasinin başat unsurlarından, kurumlarından biri olan bu uluslararası toplumda işte bu yüzden Amerika'nın tam olarak kendisine yer alamayacağı, yer bulamayacağı iddiasında Jeffrey Wiseman. Kendisi de eski bir diplomat ve uzun yıllar Amerika'da, University of Southern California'da akademisyenlik yapmış. Şu anda da Australian National University Profesör. Yani Amerikan diplomasi süreçlerini birebir orada test etmiş, onaylamış ve ona göre çalışmalarını sürdürmüş. Şimdi bu Amerikan anti diplomasisi dediğimiz kavramın 7 tane unsur olduğunu söylüyor. Ben onlarla başlayacağım. Onlardan yola çıkarak bu dersi biraz dizayn etmeye çalıştım. Birincisi diyor ki tarihsel olarak diplomasi ve diplomatlara yönelik Amerikan siyasi kültüründe böyle gerçek anlamda bir şüphecilik var. Çünkü şimdi biliyorsunuz İngilizlere karşı Amerikalılar bağımsızlıklarını kazanıyorlar ve o süreç içerisinde diplomasi müessesesini de Avrupa'nın, İngiltere'nin ya ve onun beraberindeki kıta Avrupa'sındaki diğer devletlerin emperyalizmi için kullanılan bir enstrüman, bir silah olarak düşünüyorlar. Yani emperyalizmin oyunu olarak düşünüyorlar kısaca. Anlatabiliyor muyum? Bizde de vardır ya. Bu bir. Bundan dolayı zaten bir artı bir şüphecilik var. İki, zaten siyaset kültürleri siz de biliyorsunuzdur. İşte özellikle 1823 Amerikan Devlet Başkanı James Monroe tarafından ortaya atılan bir doktrin vardır. Monroe doktrini. Burada Amerika'nın izolasyon politikası, dış politikasının temeli haline gelir. Yani bu ne demektir? Avrupalılar bizim iç işlerimize karışmasın, biz de onların işlerine karışmayalım, kimse kimseye karışmasın. Yani aranızda bir savaş varsa kardeşim, aranızda halledin, bana karışmayın. Tabii bunu Avrupalılara karşı yapmıştır ama mesela Karayip, Güney Amerika, Latin Amerika'ya karşı işte Güneydoğu Asya'daki misyoner işte ve askeri, ticari faaliyetleri açısından bunu hesaba katmamıştır. Onlar sayılmaz. Sadece Avrupalılara karşı biz bunu yapalım der. O yüzden ben de buna bu izolasyoncu kafası diyorum. Yani Avrupalılara karşı zor durumda düşmeyelim. Bizim zayıflıklarımızı kollayıp bize karşı işte planlar yapmasınlar ya da yaptıkları planlara biz düşmeyelim diye en baştan böyle bir set çekiyorlar izolasyon politikasıyla. Isolationist policy. İşte Birinci Dünya Savaşı'na biliyorsunuz girmekten imtina ediyorlar. 1917'de savaşın sonlarına doğru giriyorlar. O da İngiltere'nin artık hani çağrıları ve işte Lusitania gemisi vardır. Alman denizaltıları İngiltere'ye ikmal yardımda yapan Amerikan gemilerini batırır. İçlerinden o batan Lusitania gemisinde 100'den fazla Amerikan vatandaşı öldürülür. Ondan sonra artık kamuoyu baskısı, uluslararası baskıya dayanamayarak Woodrow Wilson savaşa girer. Ondan sonra tekrar izolasyon politikası geri çekilir. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bakmışlardır ki biz geriye çekildik, karşımıza Hitler diye bir şey çıktı. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Stalin var. Stalin'in ikinci bir Hitler vakası olmaması için, üçüncü bir Dünya Savaşı ortaya çıkmaması için biz artık izolasyon politikamızı terk etmeliyiz ve proaktif bir dünya siyaseti izlemeliyiz argümanından devam eder. Ama izolasyoncu kafa dediğin gibi o tarihsel o ne derler miras içerisinde bu Avrupa kökenli diplomasi pratiğine, diplomatlara ve diplomasi kurumlarına karşı bir şüpheciliği besler. İşte Avrupalılar artık eski dünyanın unsurlarıdır. Pardon, diplomatlar eski dünyanın unsurlarıdır. Biz kendimizi has farklı bir şey yaratmalıyız aslında. Sonucuna varırlar ve benim argümanıma göre yaratırlardı. Bunu daha sonra da söyleyeceğim. Onun dışında diplomasiyi bir çeşit yatıştırma, appeasement policy diyoruz. Yatıştırma siyasetinin bir farklı bir tezahür olarak görürler yani. Nedir yani? Hani karşı tarafla diyaloğa giriyorsun. Sonra işte karşı taraf eğer çok güçlüyse sen de bir şekilde karşı tarafa imtiyaz veriyorsun. Bu mudur diplomasi? Anlatabiliyor muyum? Yani birazcık hani düz mantıktan düşünebilirler ama Amerikan kafası Avrupa kafasından daha farklı o anlamda. Yatıştırma siyasetinin
ki biliyorsunuzdur yatıştırma siyaseti İngiliz dış politikasının, nasıl izolasyon politikası Amerikan dış politikasının yüzyıllardır uyguladığı bir yaklaşımken, yatıştırma siyaseti de İngiliz dış politikasının özellikle 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar, hatta ortasına kadar diyeyim, kendilerince başarıyla uyguladıklarını düşündükleri bir siyasettir. Sonra Hitler'i yatıştırmaya çalıştıklarında patlar. Yani öyle bir sıkıntı olur. Ondan sonra yatıştırma kavramı, appeasement kavramı hepimizin jargonuna çok olumsuz bir kavram olarak düşer. İzolasyon kavramı da aslında Amerikalıların jargonuna İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra olumsuz düştüğü gibi. Ama şöyle bir durum var. İşte bu siyaset kültürleri, işte eski emperyal dünyadan kendilerini, yani eski dünya Avrupa'dan kendilerini sıyırmışlar. Avrupa'nın kendi enstrümanlarına neden sahiplenesinler ki, anlatabiliyor muyum? Yani ben onların oyunlarını onların kurallarıyla oynamak zorunda mıyım kardeşim derler. İşte zaten kendilerini izole etmişler. O yüzden de gerçekten şüpheci yaklaşırlar. En önemli örnek bu fotoğrafını gördüğünüz Thomas Bayard. İşte Thomas Bayard diye okunuyor olabilir ya da Bayard diye okunuyor olabilir. Amerika'nın ilk daimi büyükelçisi Londra'ya atanmış 1893'te. Düşünün 1776 yılındaydı değil mi Amerika'nın bağımsızlık bildirgesi? 117 yıl sonra. Yani hani 100 yıldan fazla sürmüş daimi büyükelçilik kavramını ısınması Amerikan yönetiminin. Yani şüpheciliğin şeyini, ne derler onun ismi, boyutunu bir şekilde gözlerimizin önüne seriyor. Ve düşünün Dışişleri Bakanlığı 1789'da kurulmuş. Yani işte şeyden hemen sonra, bağımsızlıktan hemen sonra kurulmuş. Şimdi o da çok enteresandır. Sanırım o da 26 Temmuz'da falan kuruldu. Yani Fransız devriminden bir iki hafta sonra kurmuşlar Amerika'da Dışişleri Bakanlığı'nı. O da enteresan tesadüf müdür? Bence değil. Ama onu araştırmak lazım. Bilen varsa chatten yazabilir o arada bir ilişki olup olmadığını. Tabii dediğim gibi ilk daimi elçileri gönderiyorlar ama Amerikan elçilerin hali işler acısı. Yani öyle bir durum var. Avrupa'ya gidiyorlar. Gerçekten ağır yaşam koşulları altında mücadele etmeye çalışıyorlar. Doğru dürüst ödenek almıyorlar. Yani ağlıyorlar Amerikalı diplomatlar. Yazık, ne yapsınlar? İşte başkentten istedikleri ilgiyi alamıyorlar. Zaten o dönemdeki iletişim teknolojileri, bizdeki gibi cep telefonu muhabbeti de yok. Ciddiye de alınmıyorlar, muhatap da alınamıyorlar. İnisiyatif almalarına izin verilmiyor. Hani dış politikada acaba diplomatlar bir şey yapabilir mi falan böyle. O konuda sıkıntı çekiyorlar. 1896 yılında işte Chatfield Taylor'ın bir makalesine denk geldim. O işte American Diplomats in Europe diye bir makale yazmış. Bildiğin içini dökmüş. Kendisi aslında edebiyatçı. Ama hani şey ne derler, konsolosluk falan da yapmış zamanında Avrupa'da Amerika için. O doğrudan anlatıyor ve bu tabloyu size bilerek koydum. Çünkü Amerikalıların yurt dışındaki Avrupa'daki temsilcilikleri de aldığı maaşlarla İngilizlerin aldığı maaşları karşılaştırmış sevgili arkadaş. Mesela İstanbul'a bakın, Konstantinopol diyor. İngilizler 40 bin dolar alırken Amerikalılar 10 bin dolar alıyormuş. Anlatabiliyor muyum? İşte Paris'te 45 bine 17.500. Şimdi bunlar bize komik rakamlar gibi geliyor ama şeyi gösteriyor. Yani Amerikan hükümetinin daimi temsilcilik atadıktan sonra bile uzun süre diplomatlarını ve dışişleri servisini ne derece sahiplendiğini göstermesi açısından bence önemli örnekler bunlar. Anlatabiliyor muyum? Devam edelim. Bir ikinci unsur Jeffrey Wiseman'a göre Amerika'nın anti-diplomasisi öyle bir kültürü olduğuna dair. Siz de çok iyi biliyorsunuz, dış politika ve diplomaside iç siyasetin çok önemli rol oynadığını görüyoruz Amerika'da. Şöyle diyebilirsiniz hocam, yani iç siyaset dış siyaset hep etkiler ama Amerika'da farklı bir şeyi var, etkileşimi var. Bu da özellikle işte Woodrow Wilson zamanında 1920'lerden düşünün, işte açık diplomasi, halka hesap veren bir diplomasi kavramı üzerinden başlıyor. Ve işte bu 14 ilkesi vardır biliyorsunuz Wilson, onlardan bir tanesi
Yani halka açık yapılması. İşte gazeteden okuyabilmeli halk. Uluslararası anlaşmalar, müzakereler devam ederken halk onların bütün zabıtlarını okuyabilmeli. Halka hesap verebilmeli bu şeyler. Ne derler onun ismi? Diplomatlar. Yani o argümanla başlıyor. Hatta bunun ismine Amerikan basınında kamu diplomasisi deniyor. Public diplomasi kavramı ilk 1920'li yıllarda böyle çıkıyor. Yani Woodrow Wilson'ın bu yaklaşımıyla halka hesap versin, halka daha fazla ne derler açık bir şekilde diplomasi uygulansın yaklaşımı üzerinden doğuyor ama tabii şu anki kamu diplomasisi anlamından farklı. Onu söyleyeyim. Bunun dışında tabii iç siyasete çok alet edilmesi anlamına geliyor. Yani halka açık halka açık ve halka hesap veren bir diplomasi varsa bu ne demektir? Siyasete malzeme yapılabilir anlamına gelir. Yani siyasetçiler ki Amerika'da seçilenler atananları her zaman hükmederler. Bu durumda en ufak bir sıkıntı olduğunda işte diplomatlara diplomatları günah keçisi ilan etme ve işte halkın gözün önünde küçük düşürme argümanlarının böyle bir tarihte Amerikan siyasetinde zaman zaman olduğunu görüyoruz. Bunun dışında bir de Kongre'nin etkisi var. Amerikan Kongresi, Temsilciler Meclisi çok önemli bir yapı, önemli bir siyasi aktör Amerikan siyasetinde ve onun tabii getirdiği lobicilik kültürü vardır Amerika'da. Öyle bir kültür o haline gelmiş ki bazı ülkeler diplomatlarının bir kısmını sırf lobicilik yapsınlar diye Kongre'de görevlendirirler. Mesela Kanada, Avustralya özel olarak Kongre temsilcisi atar. Bu bildiğiniz meslek memuru diplomattır yani. Ve lobicilik yapsın diye. Yani Avrupalı siyasetçilerin, Avrupalı diplomasi ne derler, devlerinin bile ki Kanada, Avustralya pek şey değil, Avrupa değil ama yani bir şekilde Amerika siyasetinin içine girdikleri zaman kendilerini adapte etmek mecburiyetinde olduklarını gösteren bir örnektir. Bunun dışında tabii şöyle bir durum da var. Onun dışında, bunu paralel olarak şöyle bir durum da vardır. Amerikalı diplomatlarda yurt dışına gittikleri zaman temsil ettikleri ülkelerde de lobicilik faaliyetleri yaparlar. Öyle söyleyeyim. Yani bence bana soracak olursanız, naçizane kendi tecrübelerimden şey yaparak konuşacak olursam, yani Amerikalı diplomatların bir kısmı gerçekten böyle lobicilik üzerine eğitim mi almışlar bilmiyorum ama böyle her geriye giren çıkan işte her böyle bir istihbarat süreçlerinde bulunan sürekli milletvekilleriyle bir görüşmeye çalışan müzakere süreci onlardan bilgi alıp onları ikna etmeye çalışan aktörler gibidir. Mesela Avrupalılarda o çok karşıma çıkmazdı. Ben bir süre mecliste çalışmıştım da akademiden çok çok önce. Orada çeşitli ülkelerden diplomatlar hani gelirdi meclise ama Amerikalı diplomatlar bir farklıydı. Yani onu bir söyleyeyim. Bunun dışında devlet başkanlarının diplomatik müzakerelerde doğrudan başat aktör olarak bulunduğunu görüyoruz. Dışişleri Bakanları da keza öyle. Hani Henry Kissinger zaten onu ayrı bir yere koyuyoruz. Doğrudan müzakereleri kendi bakanlığının ve diplomatların elinden alıp tamamen kendisi halleder. İşte shuttle diplomasi, mekik diplomasi kavramı kendi ortaya attığı bir kavramdır. Aslında kendi yaptığı o birebir görüşmelere atıf yaparak bu işi yapar. İşte James Carter, Mısır-İsrail görüşmelerindeki arabuluculuklarından dolayı 2002 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştür. Yani 70'lerin sonlarında yapmış ama ancak 2002'de ona ödül vermeyi akıl etmişler. Ama Amerikalı diplomatlar içerisinde de çok önemli arabulucular olmasına rağmen onlara Barış Ödülü vermemişler, siyasetçilere vermişler. Bu Amerika özelinde aslında iç siyasetin diplomasiye ne kadar sirayet ettiğini ve onu koşullandırdığını, şekillendirdiğini görmemiz açısından bence önemli. Üçüncü unsur Jeffrey Wiseman'a göre Amerika'da bunu siz de biliyorsunuz dış politikada her zaman sert güce daha çok öncelik verilir. Yani diplomasi anlayışları bile aslında sert güçle şekillenen bir şey. Onu beraber düşünerek aslında diplomasi, müzakere kavramı üzerinden giderler. Bence bu çok önemli.
Yani hani biraz makyavelist yaklaşımın Amerikan versiyonu gibi düşünebiliriz. İşte biliyorsunuz dünyanın jandarmasıdır Amerika. Argümanı bizde çok kullanılmıştır. Derslerde illaki karşınıza çıkar. İşte ordu devleti, garrison state ya da savaşan devlet, warrior state imajı. Şimdi biz dünyanın jandarması diyoruz ama ecnebiler öyle söylemiyor olabilir. Onlarda bu tarz nitelendirmeler de var. Üç aşağı beş yukarı bence benzer anlamlarda. Yani aslında sert gücü, askeri gücü dış politikasında böyle bir yerde tutuyor. Sana hani sopayı gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? O müzakerelerde bile sen fark ediyorsun. Yani tamam hani ama eşitlerin arasında bir müzakere değil kardeşim. Yani bir sıkıntı olursa sen o sopayı belki de bana karşı kullanacaksın. Korkusu yaratıp öyle bir algı üzerinden kendi istediğini elde etme sürecinden bahsediyoruz. Bu literatürde zorlayıcı diplomasi anlamına gelir. Coercive diplomasi. Ve Amerika ki bunu sadece Amerika'da yapmamış yani İngiltere'de bu işte biraz kolonyal güçlerin zamanında 18-19. Yüzyılda epey yeni pazar arayışı içine girdiklerinde bu işi çok yapmışlar. Çin'e efendime söyleyeyim Japonya'ya karşı mesela İngilizler de Amerikalılar da yapmışlar. İngilizler Afyon Savaşları yapmışlar iki tane değil mi Çin'e karşı. Burada bu işte gunboat diplomasi, savaş gemisi diplomasi gibi kavramları yani zorlayıcı diplomasinin bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Theodore Roosevelt Amerika'nın 1901-1909 yılları arasında devlet başkanlığını yapmış. Theodore Roosevelt bu zorlayıcı diplomasi geleneğinin böyle kurucularından olarak nitelendirilir literatürde. Ve ona göre big stick diplomasisi yani büyük sopa diplomasisi kavramından bahsederler. Yani sen nazik nazik konuşurken elinde sopanla beklersin aslında. Karşı taraf sen ne kadar nazik bir şekilde konuşursan konuş elindeki sopaya odaklanır ve bilir ki işler ters giderse onun için daha çok sıkıntı olacaktır. Çünkü senin askeri gücün, sert gücün son derece karşısında hani görünmektedir. Bu da senin diplomatik müzakerelerdeki elini güçlendiren bir kavram. İşte Amerika'nın yaklaşımı budur. Sert güçle diplomasi hep böyle iç içe birbirinden ayrılamaz unsurlu olarak görme eğilimindedirler. Bu illüstrasyonlarda gördüğünüz hani karikatürlerde gördüğünüz kişi de Theodore Roosevelt'tir. Kendisiyle alakalı mesela Karayipler'deki yaklaşımı ondan sonra Santo Domingo yine Karayipler'deki yaklaşımıyla alakalı ki İngiltere Britanya'ya karşı izlediği siyaseti işte büyük sopa diplomasisi, savaş gemisi diplomasisi olarak nitelendirirler. Yani aslında onların geleneklerinde diplomasiyle güç kullanımı ya da güç kullanımı tehdidi hep böyle el ele gider. Ha diyebilirsiniz hocam diğer devletlerde de öyle değil mi? Yani hani öyle olanı da var, olmayanı da var ama Amerika'da bunun yerleşmiş bir siyasi kültür olduğunu söylüyorum. Onu en azından vurgulamak isterim. Dördüncü unsur da çok taraflı diplomasi yerine tabii bu zorlayıcı diplomasi, sert güç geleneğinin bir uzantısı olarak da düşünebiliriz bunu. İki taraflı diplomasiyi tercih etmişler. Bu da biraz da bir şeyden kaynaklanıyor. Ben çok taraflı diplomasi yaptığım zaman eşitler arası bir diplomatik müzakere olduğunu ben kabul etmek zorunda kalırım. Halbuki iki taraflı, ikili diplomasi yaparsam karşı tarafı kendi şartlarıma ikna etme yeteneğimi artırabilirim. O yüzden bütün işlerimi ikili yöntemlerle çözerim. Aslında burada aslında eşitlerin arasındaki bir diplomatik müzakereye inanmadığını, o mesajı verdiğini düşünebiliriz. İşte mesela Milletler Cemiyeti'ne ilk etapta derken yani Wilson bu fikri atmış olsa bile Milletler Cemiyeti kavramının Amerikan Kongresi'nde reddedildiğini görüyoruz. Amerika hiçbir zaman Milletler Cemiyeti'ne üye olmuyor. Böyle bir çok taraflı bir diplomatik yapının içinde yer almak istemiyorlar. Birleşmiş Milletleri tabii ki içine giriyorlar ama orada da aslında Birleşmiş Milletler'in bu evrensel küresel yapısı da işte tek bir oyuncu olmak fikri yani onların bu geleneğine biraz ters düşüyor. İşte Amerikan devlet başkanlarının bazılarında bir Birleşmiş Milletler ön yargısı işte buna distaste demiş Jeffrey Wiseman. Ben biraz kibarca ön yargı olarak onu çevirmeyi tercih ettim. Örnek olarak da şöyle bir örnek karşımıza çıkıyor. George W. Bush sanırım ikinci döneminde
ikinci başkanlık döneminde Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi olarak kime atacağım sorununa karşılaşıyor ve en anti Birleşmiş Milletlerci, Birleşmiş Milletleri en sevmeyen diplomatı atıyor. O da kim? Sürpriz sürpriz John Bolton. John Bolton da biliyorsunuz Trump döneminde de maceraları var. Hatta kovulduktan sonra kendisi kitap yazıp yani ortalığı bayağı bir ateşe vermişliği de vardır. Bunun dışında mesela Henry Kissinger Avrupa Birliği'ne yönelik şöyle bir hani sözüyle aslında Avrupa Birliği'nin bu çoklu, çok taraflı diplomatik yapısının ne kadar Amerika için kabul edilemez ya da işte uygulanamaz, gerçekçi olmayan bir yapı olduğunu söylemesi açısından enteresan. Hani Avrupa ile konuşmak istesem kimi arayacağım diye sorar mesela. Yani telefonu açtım, kim geçecek karşıma? İşte Malta mı benim şeyim olacak? Öyle bir şey vardı zamanında işte Malta mıydı? Lüksemburg sanırım. Lüksemburg dönem başkanı olduğu zaman Amerikalı siyasetçilerde homurdanma olmuş. Yani biz Lüksemburg mu bizim şeyimiz? Hani o Avrupa Birliği'nin başkanı Lüksemburg mu olacak yani biz Amerika olarak onun muhatap olacağız gibisinden bazı Amerikalı siyasetçilerde homurdanma olduğunu da biliyoruz. Yani bu çok taraflı işte daha çok Avrupa merkezli bu diplomasi yaklaşımına aslında ters baktıklarını ve bunun eşitler arası bir diplomasiden kaynaklandığı için iki taraflı diplomasiyi tercih etme yoluna gittiklerini görüyoruz. Aslında bir emperyal bir güçler Amerika. Herkes bunu biliyor zaten. Kendileri de bu konuda bir sıkıntı yaşamıyorlar. Bundan dolayı da ikili diplomasiyi, ikili müzakereleri her zaman ön planda tutuyorlar. Ama müzakere derken tabii düşmanla müzakere olmaz. Yani asla. Yani öyle bir yaklaşımları var. Yani öyle bir siyaset kültürü var Amerikalıların. Yani düşman olarak gördükleri hiçbir devletle, hiçbir güçle diplomatik diyalog, müzakere içine girmeme eğilimi gösteriyorlar. Onun yerine düşmanlarını, rakiplerini yalnızlaştırmaya, izole etmeye çalışıyorlar. İşte onunla diplomatik, ekonomik, siyasi ilişkilerde olan devletleri uyarıyorlar, tehdit ediyorlar. Diyorlar ki sen o ülkeyi tanıma. İşte onları yalnızlaştır falan filan. En iyi bilinen uygulaması da siz de biliyorsunuzdur Soğuk Savaş döneminde çevreleme politikasıdır. Containment policy. Değil mi? George Kennan, Amerikalı diplomat George Kennan tarafından kaleme alınmış The Sources of Soviet Conduct isimli makale 1947 yılında Foreign Affairs dergisinde yayınlanmış. Adam yazmış bütün Amerika'nın Sovyetler üzerindeki algısını birebir yansıtmış. Yani demiş ki bu Sovyetler çok kötü. Yani hiç tavsiye etmiyorum. Biz bunlarla kanka olamayız. Tam tersi bunlar dünyayı işgal edecekler. Herkesi komünist yapacaklar. Sizler de komünist olmadan lütfen kendinize çekidüzen verin. Ama şey demiş silah kullanmayalım. Bunlar eğer 3. Dünya Savaşı'na kalkışmaya çalışırsak. Bunlar son adam kalana kadar, en son kişi ölene kadar savaşıyorlar Ruslar. O yüzden bunlara karşı savaşmamak lazım. Tam tersi bunları çevrelemek, karantina altına almak lazım. Sanki bir virüs gibi işte Covid virüsü gibi. Yani bu hastaneyi karantina altına alırsanız virüsün yayılmasını engellerseniz işte komünizmi ve Sovyetler Birliği'nin o yaklaşımını o şekilde nitelendirmiş. O yüzden bunları çevreleyelim, contain edelim demiş. Çevreleme politikası da bundan. Yani hali hazırda komünizmin ne derler esidi, esaretine, esaret altına düşmüş devletler için yapabileceğimiz bir şey yok ama. Yani o süreçle tehdit edilen ama komünist olmayan ülkelere destek olmalıyız ve onları kurtarmalıyız. Aksi takdirde bir domino taşlarının birbirlerini izlediği ve beraber düştüğü süreç gibi domino etkisiyle bütün dünyayı komünist yapabilir bu adamlar. Bunu engellemek için işte biz ekonomik ve askeri yardımlarla Türkiye ve Yunanistan'a yaptıkları gibi Marshall yardımları değil mi? Truman doktrini. Biz de çevreleme politikasını bu şekilde uygulayalım demişler. Tabii hani bunun dışında yani böyle bir yaklaşım var. Bu karşı taraf düşman. Biz bununla müzakere edemeyiz. Ne yaparız? Bunu yalnızlaştırırız, izole ederiz. Tabii bu yaklaşım işte bizim alışa geldiğimiz diplomasi yaklaşımı değil. Şimdi baktığımız zaman Kardinal Richelieu bilir misiniz? Hani üç silah şörlerdeki kötü adam Kardinal Richelieu. Yani o denir, o değil gerçi de. Fransa'nın başbakanı
ve 30 yıl savaşlarının mimarı. Yani çok realist yaklaşım olan raison d'état, değil mi? Devlet-i âliye kavramının böyle isim babalarından bir tanesi. O kişinin diplomasi üzerine olan kitabına baktığınızda diyor ki, savaşta olsanız bile bir devletle iletişim ağlarınızı asla kapatmayın. Ne olursa olsun müzakerelere devam edin. Yani sürekli müzakere, devam eden müzakere kavramı. Continuous negotiation falan gibi bir sanırım İngilizcesi vardı. Yani savaşta olsanız bile müzakereye devam etmelisiniz. Yani Avrupa'nın diplomasi geleneğine etki etmiş en önemli insanlardan bir tanesi Richelieu. Ve Fransız diplomasisinin böyle yapı taşlarındandır kendisi. Onun argümanı bunun tam tersi gördüğünüz üzere. Yani Amerikalılar bu tarz argümanlara kulakları kapalı o anlamda. Tabii buna önemli istisnalar var. Mesela işte Soğuk Savaş döneminde 1970'li yıllarda Amerikan Devlet Başkanı Nixon'ın Çin çıkarması, değil mi? Mao'yu ziyarete gitmesi. Önce ping pong takımları bir takılıyorlar. Milli maç düzenliyorlar. Ondan sonra sanırım Kissinger bir gidiyor. Etrafı kolaçan ediyor. En sonunda da Nixon Mao'yu ziyaret ediyor. 1979'da da tanıyor. Tabi bu süreç daha stratejik bir hani karar olarak karşımıza çıkıyor ama normalde düşman, komünist düşman olarak gördüğün ülkeyi sen böyle bir hani açılım yapmak istemezsin. Amerikalıların yaklaşımı bu. Ama önemli bir istisna. Bir de tabii en önemli istisna bana sorarsanız Trump. Yani her türlü istisna adam zaten de. Kim Jong-un'la olan yaklaşımı. Yani bütün hali hazırdaki hatta ben bunu yüksek lisans sınavında sormuştum, giriş sınavında. Yani Trump işte geleneksel dostlarına ve müttefiklerine mesafe koyarken işte neden Kim Jong-un gibi gelenekselleşmiş rakiplerine, düşmanlarınınla diyalog arayışı içerisinde diye. Ama böyle bir istisna ortamında. Zaten Amerikan dış politikasının tamamen neredeyse yeniden yazmaya çalıştığı bir süreçti 4 yıl. Şimdi bana sorarsanız birazcık daha işin diplomasi ve diplomatlar kısmına daha fazla ilgilendiren unsuru, altıncı unsur, siyaseten büyükelçi atama geleneği. Ayrıntılar için aşağıdaki web sitesine bakabilirsiniz. Sürekli sanırım bir iki ayda bir şey yapıyorlar, güncelliyorlar. Şöyledir, Amerika'da böyle bir gelenek vardır. Yani bütün büyükelçiler kariyer bir diplomatı değildir. Yani meslekten yetişme. Hem işin uzmanı eğitimini almış hem de sahada tecrübeli kişiler değillerdir. Bunların bir kısmı işte ortalama %30'u diye tabir edebileceğimiz bir oranda genelde siyaseten atanırlar. Kimdir bunlar? Siyasetçilerdir, işte iş insanlarıdır. Ondan sonra başkanın seçim kampanyalarını yürüten, ona finansal destek veren ya da onun için işte fundraiser diyorlar, kaynak, finansal kaynak toplama işiyle uğraşan insanları biraz ödüllendirme mahiyetinde yapılır bu. Ya da mesela cezalandırma mahiyetinde yapılabilir. Yani siyaseten güçlü bir kişidir. Rakip olarak yürür kendisine. Onu büyükelçi olarak atar. İşte Fizan'a sürer aslında. Anlatabiliyor muyum? Onun bir örneği var. Daha önce başka bir dersimde örneğini biraz vermiştim ama şimdi daha farklı açıdan yaklaşacağım ona. %70'i kariyer diplomatıdır, %30'u genelde ortalama siyaseten atanır. Obama dönemine baktığımızda aslında bu oranın daha da fazla aşıldığını görüyoruz. Ortalama 189 tane büyükelçi makamı vardır dünyada, Amerikan büyükelçisi. Yani 270'ten fazla temsilciliği vardır, şimdi konsolosluk falan da dahil. Ama büyükelçi makamındaki ne derler, temsilciliklerin sayısı 189'dur şu anda, net. Web sitesinde de vardı. İşte devletler üzerindeki uluslararası kuruluşlar, örgütler nezdindeki büyükelçilerden bahsederse 189 tane. Bunlardan Obama döneminde %36'sının siyasi atama yoluyla olduğunu görüyoruz ki Obama seçim kampanyasında ilk o 2008'deki seçim kampanyasında şey demişti, yani ben artık siyaseten atama yapmayacağım. İşin uzmanları diplomat büyükelçi olacak demişti ama görüyoruz %30'u geçmiş kendisi siyasetin atamada. Trump'a geldiğimizde tabii durum çok daha uçuk. %50'ye dayandırmış siyasi atamayı. İşte kayınbiraderimi bilmem neresini falan
bilmiyorum artık kimlere atamış, o kişisel ilişkilerini çok bilmiyorum ama %50'lik bir rakam var. Günümüzde baktığımızda ben işte 2 gün önce falan şöyle bir baktım acaba son böyle güncel durum nedir diye. 189 posttan 36 tanesi hala boş. Hala şimdi adam geldi gidiyor yani 4 yıl bitmiş. Hala 36 yere atamamış. Türkiye'ye bile 1,5 yıl falan bekledi değil mi? Richard Bass çok olaylı bir şekilde Türkiye'den ayrıldıktan sonra büyükelçi. Uzun süre Türkiye'de büyükelçilik koltuğu boş kaldı. Oraya kimseyi atamadı mesela. Çok enteresan şeyler. Şu anda gidiyor adam 36 yere hala atama yapmamış. Onu söylemek lazım. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki web sitesine bakın. Tabii Obama'dan hani bahsetmiştik. Ondan şimdi 2 tane siyaseten atanan büyükelçi örneği vereceğim size. Bir tanesi ben bunu derslerde de çok söylerim. Nicole Avan kendisi dediğim gibi fundraiser. Yani dış politika tecrübesi hiç yok. Dış politika üzerine bir eğitimi yok. Obama'nın seçim kampanyasında işte bağış toplama süreçlerini yürütmüş bir kişi. Onu mükafatlandırmak için Bahamalara büyükelçi atamış Obama. 2009-2011 yılları arasında yaklaşık 2 yıl kadar büyükelçi pozisyonunda çalışmış ama bu 2 yıl içerisinde toplam 276 gün ülke dışında kalmış. Ulan zaten 2 yıl ya, 2 yıl yani. 2 yıl içerisinde 276 gün ülke dışındaysan, yani Bahamalar dışında isen ne yaptın o zaman sen diye sorarlar. Zaten sormuşlar. Yani bir şey göndermişler Dışişleri Bakanlığı'ndan, müfettiş göndermişler ve çok böyle incelemeye almışlar. Ne yapmış biliyor musunuz? İşte misyon şef yardımcısı var, işte büyükelçi yardımcısı gibi düşünün. Ona her şeyi paslamış. Demiş sen ilgilen, ben uğraşamayacağım. Geldiğinde de büyükelçilik kontunun dışına çıkmamış. Doğru dürüst hiç o Bahamalardaki işte liderlerle falan görüşmemiş. Takılmış yani. 2 yıl sonra da tabii ki istifaya zorlanıyor ve istifa etmek zorunda kalıyor. Bu işte Foreign Policy şeyde dergisinde bayağı bir eleştirilen bir yazı vardı. Bunu da aşağıya ekledim. İlgilenirseniz bakabilirsiniz. Nicole Avan tek bir örnek. Bunun dışında başka örneklerden de bahsediyor yazı. Arzu ederseniz onlara da bakın. Ama tabii şöyle bir durum var. Şimdi siyaseten atamalar her zaman başarısız örnek olacak diye değil. Yani, şimdi bazı örnekler vardır ki çok başarılı bir örnek olarak karşımıza çıkabilir. İşte bunun aslında bir hani kontrolümüz dışında bir süreç. Yani her profesyonel diplomat büyükelçilik görevini mükemmel bir şekilde ele alacak ve uygulayacak diye bir şey de yok aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer hani diplomatlar ve dış politika diye bir dersimde öyle bir hafta da işliyorum. Orada biraz böyle detaylı tartışıyoruz bunları. O birazcık daha kişinin kendi ne kadar inisiyatif alabiliyor ve ne kadar işte risk alabiliyor falan. Hani biraz kişisel özellikleriyle aslında açıklayabileceğimiz bir şey. Eğitim almak evet çok doğru. O yoldan geçmek ve tecrübe edinmek önemli. Ama hani bazı insanlar o tecrübeye haiz olmadan bile çok yetenekli olabiliyorlar. Onları bulmak lazım aslında. Siyasi otoritenin birazcık da hani görevi bu. Eğer siyaseten atacaksanız gerçekten iş yapacak insanı atamanız o anlamda önemli. Mesela belki hani Obama bunu bilerek yapmamış ama Gary Locke, ben daha önce başka bir online derste bu örneği vermiştim. Ama post-Western diplomasi örneği olarak vermiştim. Şimdi o öyle bir şey kulp takmayacağım Gary Locke'a. Doğrudan direkten hani onu anlatacağım. Gary Locke eski Washington valisi ve eski Obama hükümetine ticaret bakanı. Ama Obama ile kişisel husumet yaşamışlar ve Obama bunu hani uzaklaştırıyor. Mükafat değil biraz ceza veriyor Gary Locke'a aslında. Gary Locke fotoğrafta görmüş olduğunuz elinde cep telefonu olan Çin asıllı Amerikan büyükelçisi. Kendisi doğru dürüst bir dışişleri tecrübesi yok, diplomatlık tecrübesi yok. Ama tabii ki devlet geleneği, valilik yapmış, bakanlık yapmış çok önemli bir siyaset tecrübesi var. Ve kendisine belki de hani işte ceza olarak Pekin Büyükelçiliği görevi veriliyor ve merkezden uzaklaştırılıyor aslında. Biraz amaç o. Ama öyle bir başarılı oluyor ki Çin'de görev yapmış tarihteki en başarılı Amerikan Büyükelçisi olarak söyleyen mesela yazarlar Amerikan basınında karşımıza çıkıyor. Ne yapıyor? Gider gitmez dakika bir gol bir havaalanında Starbucks kahve sırasına giriyor adam. Hiçbir yer normal hani
Senden benden insanlar gibi işte çünkü belki Amerika'da bu normal karşılanan bir şey ama Çin'de öyle değil. Yani Çin'de büyükelçiler çok erişilemez, çok elit olarak düşünülüyor. Ama normal sokaktaki bir insanla aynı yaşam tarzına sahip olduğu algısı yaratıyor. Belki bilerek yapmıyor bunu. Ama Çin'de öyle bir kamuoyunda bir algı yaratılıyor ve birinci günden daha son derece sempatiyle yaklaşıldığını görüyoruz Gerlok'a. Zaten Çin kimliği de olduğu için kendi işte atalarının mezarlığına, atalarının memleketine falan gidiyor, ziyarete gidiyor. Orada bir hani kamu diplomasisi, yumuşak güç falan olaylarına giriyor. Ama bununla yetinmiyor. İki tane olayda, iki tane iki ilişkileri krize sokacak olayda arabuluculuk rolü üstleniyor. Bunların detayları için Gerlok diye Google'dan aratırsanız onun maceralarını detaylı bir şekilde okumanızı tavsiye ederim. Yani demeye çalıştığım siyasi olarak atanan büyükelçiler her zaman başarısız olacak, ilgisiz olacak anlamına gelmiyor. Doğru kişiyi atadığınızda çok başarılı işler aslında çıkartmasına vesile de olabiliyorsunuz. Yedinci unsur olarak bunların belki de tamamlayıcısı en son unsur Jeffrey Wiseman'ın söylediği ve çemberi hani kapattığı unsur devlet idaresi geleneği. Ben daha önceki derslerimde de bundan ara ara bahsetmiştim. Statecraft deniyor buna. Yani bu aslında farklı başka özelliklerle olmasına rağmen bizim kendi dersimiz özelinde diplomatik müzakerelerde başkanların ve işte devlet insanlarının doğrudan yer alması, kontrol etmesi sürecinden bahsediyoruz. Ama tabii burada şöyle bir durum var. Yani işte Kissinger'ın ne derler? Vietnam Savaşı'nda arabulucu rol oynaması. Fotoğrafını gördüğünüz James Carter'ın İsrail ve Mısır arasında arabulucu, müzakereci rolü üstlenmesi ve bundan dolayı Nobel ödülü, barış ödülü alması falan. Bunlar ama şöyle bir durum var. Burada diplomatların ve diplomasi kurumunun aslında bir esamesinin çok da görülmediğini görüyoruz. Yani aslında bu işin uzmanları başkanlar değil. Bunun uzmanları var diplomatlar. Ama Amerikan devlet geleneğinde devlet başkanlarının, dışişleri bakanlarının böyle doğrudan bu işleri yapmaları ve çok hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmaları, işte zafer, dış politika zaferi kazanmaları geleneği var. Ama böyle bir talep var. Neden diye sorarsanız, çünkü zamanları yok adamların. Yani 2 sene sonra, 3 sene sonra seçim olacak. Belki ekonomik sıkıntı, siyasi iç siyasette sıkıntı yaşıyorlar. İşte bu iç kamuoyunu dış politikaya yönlendirmek için dış politikada bir zafer ihtiyacı hissediyorlar. Ve böyle bir sorun var. Tamam, bana bırakın. Ben hemen işte Araplarla İsrailleri bir araya getiririm, el ele sıkıştırırım. Tamam, çözdük. Buradaki olay nedir? Buna principal mediation denir literatürde. Ya da düşük yoğunluklu müzakere şekli denir. Low intensity negotiation tekniği denir. Yani liderler gelirler ve o arabulucu olan liderler aslında işte Amerika gibi en güçlü otorite, dominant güç konumunda olan devletlerin liderleridir. Gelirler derler ki hadi barışın bakalım. Hani mahallede çocuklar kavga eder, abileri gelir barıştırır ya onları. Aynen öyle. Hadi barışın bakalım. Tamam, el ele sıkıştık. Bak, fotoğrafı çektik. Hemen Nobel ödülleri yağsın bana. Ben işte en büyük başkan, dış politikada dünya siyasetine damga vurmuş Amerikan devlet başkanıyım. Olay o. Anlatabiliyor muyum? Ama aslında bu o sorunu çözüyor mu? Yani o anlaştıkları zaman, değil mi? Enver Sedat'la Ben Gurion muydu? İsrail ve Mısırlı başbakanlar el sıkıştıklarında Arap-İsrail sorunu çözüldü mü? Tabii ki çözülmedi yani. Günümüzde hala devam ediyor. Belki yoğunluğu arttı. Neden? Çünkü Amerika'da işte bu devlet geleneğinde liderlerin aslında sorunu çözmek, yani sorunun kökenlerine inip bu akutlaşmış sorunun tekrar nüksetmesini engellemek gibi bir dertleri yok ki. Orada kısa vadeli bir başarı kazanma, zafer kazanmaya ihtiyaçları var. O yüzden o müzakereleri kendi ellerine alıp bir şekilde iki tarafı zorluyorlar el sıkışmaya. Ama ondan sonra tamam, el sıkıştınız, bu benim başarım, sonra siz devam edin. Yani kendi işinizi yapmaya.
Burada diplomatlara çok fazla söz hakkı tanınmıyor. Çünkü diplomatlara bu süreci yaptırmaya çalışsan ne olacak? Onlar işin uzmanı. Yani onlar diyecek ki tamam, yani ben bir işte Dışişleri Bakanlığımızın arabuluculuk konferansına katılmıştım 3 sene önce falan. Orada direkt Alvaro de Soto konuşmuştu bize karşı ve demişti yani o süreçlerin ne kadar çetrefilli olduğunu anlatıyordu. Kaç değişik aşamalar olduğunu söylüyordu. İşte mesela Kıbrıs'taki Annan planı öncesi olan müzakereleri düşünün. Anlatabiliyor muyum? Orada hani sorunu kalıcı bir şekilde çözmeye çalışır diplomatlar. O yüzden de ince eleyip sık dokurlar. Diplomatların zamanı var. Yani hani siyasetçiler gelir gider, diplomatlar kalır. Onlar belki bazıları kariyerlerinin sonuna kadar belli bir sorunu çözme üzerine adayabilirler kendilerini. Emekli olduktan sonra da görev yapabilirler. Ama siyasetçiler öyle değil. Siyasetçilerin zamanı yok. Onlar 2 sene sonra, 3 sene sonra seçim kazanmak zorundalar. Anlatabiliyor muyum? Belki de böyle bir süreçte bir hata yapıldığında ya da sonuç alınamadığında belki siyasi koltuklarından olmak durumunda kariyerlerini sona erdirmek gibi bir risk de taşıyorlar. Diplomatlar öyle değil. Diplomatları o yüzden siyasetçiler Amerika'da özellikle mesela Kissinger ve Nixon örneğinde bu çok net görülmüştür. Dışişleri Bakanlığı'nı, diplomasi bürokrasisini o süreci yavaşlatan, çok hantal, ağır işleyen bir mekanizma olarak söylerler. Doğru. Adamların amacı çok hızlı bir başarı kazanmak değil ki. Sorunu çözmek. Anlatabiliyor muyum? Sorun çözmekle zafer kazanmak arasında farklar var. Yani o yüzden Amerikan geleneğinde böyle bir diplomasiye, diplomatlara sabır daha az Avrupalılara göre demeye çalışıyorum. İşte tabii birazcık diğer unsurları da beraber düşünürsek işte bu sert güç zorlayıcı diplomasi geleneği, bu çoklu çok taraflı diplomasiden ziyade eşitler arası değil de daha onların hakimiyeti, hükümranlığında altında bir müzakere süreci. Hep kendi kontrollerinde olacak bir müzakere süreci. Çünkü emperyal bir güç Amerika. En azından kısa zaman öncesine kadar öyleydi diyebiliriz. O yüzden onların siyaset geleneği bu şekilde tezahür ediyor ve diplomasiyle tabii ki uyumsuzluk gösteriyor. İşte tarihten baktığımızda Amerikan yönetimlerinin diplomasi ve diplomat sevgisini görebiliriz yani. Ben derslerimde bunu gösteriyorum. Bir iki tane öğrenci takip ediyor. Kusura bakmayın sizlere tekrar olacak ama. Mesela John F. Kennedy biliyorsunuz Amerikan Devlet Başkanı 63 senesinde suikasta uğruyor. İşte o mesela şöyle söylüyor. Diplomatlar bulundukları kabın şeklini alırlar. Ball of jelly diyor. Jello ya da. Yani jöle gibidirler. Anlatabiliyor muyum? Kendilerine ait bir inisiyatifleri yoktur. Henry Kissinger da diyor ki Dışişleri Bakanlığı'nın, Dışişleri Bürokrasi'nin aslında kendine ait bir gündemi var. Ve o gündeminden sapmak istemiyor, ödün vermek istemiyorlar. Yani ülkenin gündemine ters oluyor çoğu zaman ama umurlarında olmuyor. O yüzden ben onlara iş bırakmak istemiyorum, kendim halledeceğim. Sen Dışişleri Bakanısın. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın bakanı sensin yani, başındaki sensin. Yani ona rağmen İşte arka kapı tekniği diyebiliriz, back channels diyor. O şekilde müzakereleri kendisi yürütüyor ve kendi bakanlığını pasifize ediyor, arka planda bırakıyor. Öyle bir süreç. Yani bu işte diyorum ya Amerikan dış politika kültürünün aslında bize getirdikleri, gösterdikleri. Günümüzde Trump'ı konuşuyoruz ama Trump Amerikalı işte Amerikan dış politikasını çalışanlar için çok böyle şok edici bir şahsiyet değil, özellikle dış politikada. Yani onun evveliyatı var aslında. Amerikan siyaset kültürünün bir uzantısı ama daha radikal bir uzantısı diyebiliriz. Zbigniew Brzezinski, en alttaki fotoğraftaki kişi, kendisi James Carter hükümetinin ulusal güvenlik danışmanlığını yapmış bir kişi, akademisyen. İşte Büyük Satranç Tahtası isimli kitabı vardır. Orada mesela, orada dememiş ama onun bir sözü vardır. Diplomatlara, elçiliklere hiç gerek yok ki kardeşim demiş ya. Yani. Eğer şu anda günümüzde hali hazırda diplomatlar ve elçilikler olmasaydı yani şu anda kurulmazdı. Ben olsam kurmazdım onları. Hiç gerek yok. Hani iletişim teknolojileri, bilgi alma fırsatları hepsi çok artık ilerledi. Onlara gerek kalmadı. Yani öyle bir yaklaşım içerisinde kendisi. Yani demeye çalıştığım yönetim bazında tarihten günümüze böyle bu tarz çatlak seslerin Amerikan yönetiminde diplomasi müessesesine karşı çok net olduğunu görüyoruz.
Onun dışında mesela bunu söylemek zorundayım. Henry Kissinger'ın diplomasi kitabı vardı. Şimdi diplomasi deyince öğrencilerde şöyle bir refleks var. Hocam diplomasi ile alakalı ben Henry Kissinger'ın diplomasi kitabını okudum. Çok güzel ama aslında orada anlattığı diplomasi değil Henry Kissinger'ın. İşte bu statecraft dediğimiz kavram. Devlet idaresi. Yani bu müzakere süreçlerin tamamen devlet yöneten kişilerin kendileri tarafından yapılan bir şey. Anlatabiliyor muyum? Oradaki önemli liderlerden bahseder. İşte hemen hemen kitabındaki her bölümünde Alman olsun, Fransız olsun, İngiliz, Amerikalı olsun değil mi? 17. yüzyıldan, 16. 17. yüzyıldan işte 20. yüzyılın sonlarına kadar neredeyse. Böyle bir hemen hemen her kitabın bölümünde bir ya da iki tane liderin dış politikasından bahseder. Ve işte müzakere yeteneğinden, Metternich'ten değil mi? Onlardan bahseder. Bismarck tabii yani lütfen. Ama bu aslında devlet idaresine ışık tutar. Diplomasi değildir. Diplomatlardan bahsetmez. Diplomasi bürokrasisinden çok bahsetmez yani orada. Sevmez çünkü yani. O yüzden Jeffrey Berich kendisi şey der, o kitabın isminin değişmesi gerekir. Onun kitabın isminin Statecraft olması lazım aslında. Diplomasi değil der. Bunu da söyleyeyim. Yani Kissinger hayranları bana kızmasın. Öyle bir hani doğruya doğru böyle bir yaklaşım var. Çok seveni var, çok nefret edeni var. Enteresan bir şahsiyet, saygı duyduğumuz bir karakter. Tabii Trump döneminde bu devlet idaresi kavramıyla diplomasinin ve diplomasi müessesesinin iyice geri planda olduğunu çok net görüyoruz. Yani bundan önceki dönemlerde böyle belki insanlar fark etmiyorlar. Tabii bu işi çalışanlar, Amerikan dış politika çalışanlar bunun farkındadırlar. Ama hani Trump'la beraber bu kültürün radikal bir şekilde tüm dünya tarafından fark edildiğini görüyoruz. Yani Trump ve diplomasi deyince aklımıza gelenler bir sürü. İşte Twitter üzerinden biliyorsunuz, bu Twitter anti diplomasisi diyorum. Ya da Twitter üzerinden işte ne derler, dijital statecraft diyorlar hatta. Bu hatta ona ben onu da demiyorum. Ya yani tamamen diplomasiyi baltalamaya yönelik tweetleri. Hep bu örneği veriyorum ama bence güzel bir örnek. İşte Meksika'ya duvar öreceğim, değil mi? Meksika, Amerikan ne derler? Sınırına duvar öreceğim ve parasını Meksika hükümetine ödeteceğim diye tweet atıyor. Ertesi günü Amerika'nın Meksika'daki büyükelçisi istifa etmek zorunda kalıyor. İşte Putin ve Kim Jong-un'la yaptığı ikili görüşmelerde diplomatları almıyor mesela. Sadece çevirmenlerin oluyor. Bir tane çevirmen oluyor. Ondan dolayı biz işte üç kafalar bir araya gelip bir tane makale yayınlamıştık bu sene başında Uluslararası İlişkiler Dergisi'nde. Yani bu çevirmenler acaba diplomatların geri plana atıldığı bu Trump döneminde diplomatik bir aktör olarak bir alternatif yaratabilirler mi? Kendilerine bir aktörlük rolü biçebilirler mi sorusu üzerinden bir araştırma yaptık. Ve enteresan sonuçlara ulaştığımızı düşünüyorum ilgilenenler için. Reklamını da yapmış olayım böylece. Öyle söyleyeyim. Yani mesela Kim Jong-un ve Trump aynı odaya giriyorlar. İşte fıkra gibi yani giriyorlar. Bunlar birbirinin dillerini anlamıyorlar. Diplomatları da sokmuyorlar. Sadece bir tane Kore asıllı Amerikalı bir çevirmen var kadın. O giriyor sadece bu görüşmelere. Ve görüşmeden çıktıklarında gülerek ve süper biz anlaştık kanka olduk modunda çıkıyorlar. Şimdi Amerikan basını direkt şey diyor. Şimdi bu görüşme gizli. Detaylarını çevirmen de söyleyemiyor. Yasak. İşte sırdaşlık rolü falan var çevirmenin devlet başkanıyla. Öyle bir dışarıya paylaşması yasak. Ama diyorlar ki yani Amerikan basında hatta haber oldu. Yani bu çevirmen ne yapmış olabilir ki? İki taraf kanka bir şekilde çıktı toplantı odasından diyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle çevirmenlerin arabuluculuk rolü mü var acaba falan tartışmalarını beraberinde getiriyor. Biz makalemizde biraz bunları irdelemeye çalıştık. Tavsiye ederim. Türkçe makale bu arada Uluslararası İşler Dergisi'nde. Bu arada tabii Trump döneminde bakanlık çalışanlarının üçte ikisinin ya istifa ettirildiğini ya da kovulduğunu görüyoruz. Daniel Drezner'ın son yıllarda, son 2-3 yılda yazdığı makalelere bakın. Amerikan Dış İşleri Bakanlığı'nın bu yaşadığı kriz süreçlerini bence güzel anlatıyor. Birkaç makalesi var. Özel olarak ilgilenenler olursa bana e-mail atsınlar. Ben bir iki elimdeki makaleyi yollarım kendilerine. Tabii mesela şöyle bir süreç var. İşte istifa eden diplomatlar şey yapıyorlar bir kısmı. Ne derler? İmza kampanyası düzenliyorlar ve basın bildirisi falan yapıyorlar. Burada şey diyorlar artık biz
Amerikan değerlerini ve kültürünü savunabileceğimiz bir mecra, bir platform bulamıyoruz. Yani işte devlet başkanımız öyle tahmin edilemez, öyle radikal şok hareketleri ediyor ki bize hareket alanı bırakmıyor. O yüzden biz de görevimizi yapamayacağımıza karar verdik falan gibisinden böyle bir şey de vardı. Basın açıklaması yapanlar da var. Ya tabii hani Trump ve diplomatik dil dediğimiz zaman yani şaka yapıyorsun herhalde diye de diyebilirsiniz. Bu bir sürü böyle tabir var biliyorsunuz. Hani shithole countries falan gibi argümanları var. Onları geçiyorum. Yani o zaten hepimizin malumu. Şimdi Wiseman işte bu 7 tane unsurdan bahsediyor ve diyor ki işte bunlardan dolayı Amerika'nın siyaset kültürü diplomasiye ters, genlerine ters aslında. Avrupa merkezli, Avrupa'dan çıkmış, gelişmiş bu diplomasi kurumu Amerika'nın siyaset felsefesine ters. Bundan dolayı hiçbir zaman için Amerika tam anlamıyla Avrupa'nın istediği tarz bir diplomatik aktör olmayacak diyor. Ve ondan dolayı da uluslararası diplomatik toplumun hiçbir zaman asil bir üyesi, asli bir üyesi olarak karşımıza çıkamayacak argümanı var o makalede. Tabii onun unuttuğunu düşündüğüm ve ben 8. unsur olarak da kamu diplomasisini söylemek istiyorum. Bunu da bir iki başka dersimde de kısaca geçmiştim. Yine anlatmak istiyorum burada biraz. Kamu diplomasisi de Amerika'nın hani dedik ya tarihsel olarak şüpheci yaklaşıyor diplomasiye. Ben işte bu emperyal enstrüman olan diplomasiyi tanımak istemiyorum. Ben onu uygulamak istemiyorum. Ben kendime ait farklı bir diplomasi pratiği yaratacağım yaklaşımıyla başlıyor demiştim. İşte kamu diplomasi de onların en önemli özellikle yani örneklerinden bir tanesi olduğunu ben iddia ediyorum. Yani Amerika'nın kendine has diplomasi, kendi yarattığı orijinal diplomasi pratiklerinin başında kamu diplomasi geliyor. Ve bence bu Amerika'nın anti diplomasi geleneğinin 8. unsuru da bu oluyor. Ve tabii günümüzde çok popüler hale geliyor. Çünkü kamuya, insana ve kamuoyuna yönelik bir strateji, iletişim stratejisi diyebiliriz. O yüzden artık Amerika'nın kontrolünün çok ötesine geçiyor. Dünyanın çok değişik ülkelerinde hem şey, hareket alanı hem de işte siyaseten uygulama alanı buluyor. Hem de akademik çalışmalar dünyanın hemen hemen bütün ülkeleriyle alakalı bu süreçlerin yaşandığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. İsim babası Edmund Gillan, 1965 yılında bu kavramı, kamu diplomasi kelimesini ortaya atıyor. Soğuk Savaş konteksti içerisinde düşünün. Edmund Gillan'da Tufts Fletcher School of Government Amerika'da o fakültenin dekanı, eski diplomat diye yanlış hatırlamıyorsam ve kendisi kamu diplomasisini ortaya koyuyor ki o zamana kadar Sovyetler Birliği'nin çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği kültürel propagandanın dan ayrıştırmak istiyor kendi yaptıklarını. Yani bizim yaptıklarımızla onların yaptıkları aynı şey olmamalı. Biz çünkü liberal, özgür dünyanın temsilcisiyiz. Demokrasi içinde hesap verebilir, karşı tarafı dinleyen, ona kendimizi hükmetmemeye çalıştığımız, onu anlamaya çalıştığımız falan paylaşımcı bir hani şeyiz. Biz iyi taraftayız. Sovyetler kötü tarafta. Onlar tamamen propaganda aracı olarak gösteriyorlar ve karşı tarafı tek bir ne derler, tek taraflı bir şekilde etkilemeye çalışıyorlar. Biz öyle değiliz diyebilmek için kamu diplomasi kavramını ortaya atıyor. İşte Jeffrey Berich'e göre aslında bu beyaz propaganda denilen yaklaşımdan çok çok farklı değil. Bunun detaylarını belki bir gün kamu diplomasisi dersi eğer talep gelirse öyle bir yekpare bir ders yaparız. dediğim gibi Made in USA Amerika'ya özel ve diplomasi alternatif bir pratik olarak karşımıza çıkıyor. İşte kalpleri ve zihinleri kazanmak mottosu var. Değil mi? Çünkü amaç, hedef kitlesi diğer ülkelerdeki kamuoyları, diğer ülkelerdeki diplomatlar değil aslında. Onlara hitap etmeye çalışıyor. Onların kalplerini ve zihinlerini kazanmaya çalışıyor. Yani stratejik iletişim, PR, değil mi? Public relations, halkla ilişkiler süreçleri de devreye giriyor. Bundan dolayı artık bu kamu diplomasi kavramının farklı aktörler tarafından icra edildiğini görüyoruz. Yani diplomatlar, Dışişleri Bakanlığı bu işin temelinde olmuyor aslında. Alternatif kurumlar karşımıza çıkıyor. Paralel Dışişleri Bakanlığı demeyelim onlara.
Ama kendilerine ait bütçeleri olan ve kendilerine ait hareket alanları olan, kendi kamu diplomatları diyebileceğimiz görevleri olabilen, hatta bunlar içinde selebritiler, ünlülerin de olduğu bir skaladan bahsediyoruz. Kamuoyuna etki edebilmek için ondan dolayı da çok farklı stratejiler belirliyorlar. Yani bambaşka bir diplomasi pratiği karşımıza çıkıyor. Bunlar içerisinde benim hani ilgimi çeken Amerika özelinde kitaplardan bir tanesi Nicholas Cullen. Decline and Fall of United States Information Agency kitabıdır. Tavsiye ederim. Yani Amerikan kamu diplomasisiyle alakalı çok yazıları var Nicholas Cullen. İlgilenenler için tavsiye olunur. Zaten kamu diplomasisi çalışmak isteyenlerin olmazsa olmaz yazarlarından bir tanesidir. Tabii şimdi dedik yani 7 tane şeyleri var dedik, unsurları var, işte anti diplomasi gelenekleri var, kültürleri var. Şimdi öyle bir hani ben sanki resim çizdim ki Amerikalılar diplomasiyi hiç sallamıyorlar. İşte Amerika'dan diplomat yetişmez, öyle bir şey de yok tabii. Yani şu anda hali hazırda dünyada 13 bin tane diplomat görevlendirilmiş Amerika'yı temsil etmek üzere. 189 tane büyükelçilik pozisyonları, 270'ten fazla temsilcilikleri var. Şimdi hani Amerika'ya, Amerikan Dışişleri Servisi'ne de haksızlık etmemek lazım. Yani yanlış anlaşılmasın. Sadece devlet yönetme geleneğinde ve dış politika yürütme geleneğinde biraz diplomasinin yerinin geri planda olduğunu söylemek açısından bunu dillendirdim. Ama tarihten günümüze baktığımızda çok önemli, başarılı diplomat örnekleri de var Amerika'da. Onlardan 3 tanesini vereyim. Zaten George Kennan'dan bahsettik. Hani kendisi en sağ üstteki fotoğraftaki olan kişi. George Kennan herhangi bir siyasi rolü de yok. Bakanlık falan da yapmamış. Düz diplomat ya. Bildiğiniz diplomat. Ve dediğim gibi Moskova'da Amerika'nın büyükelçiliğini yapmış Soğuk Savaş yıllarının başlarında ve çevreleme politikasının mimarıdır dediğim gibi. Tekrarlayayım, The Sources of Soviet Conduct isimli makalesi, The Long Telegram denir aynı zamanda buna, 1947 yılında Foreign Affairs dergisinde yayınladığı bu yazıda tamamen Amerika'nın Sovyet algısını özetlemiş ve Sovyetler Birliği'ne karşı Amerika'nın nasıl bir siyaset geliştirmesi gerektiğinin temel hatlarını çizmiş. Ben açıkçası artistik gibi olmasın, 3. sınıftaki Cold War Politics dersinde bunu öğrencilerime okutuyorum ben. 3. sınıflara bu makaleyi okutuyorum. Bunu tartıştırıyoruz. Hatta bununla da yetinmiyoruz. Hemen hemen aynı yıllarda Sovyet diplomat Vladimir Novikov var. Onun da bir telegramı var. Benzer bir yazı. Yani aynısının Amerika'ya karşı yazılmış versiyonunda Sovyet diplomat yazmış. Hatta 1 yıl önce. Onu biz tabii 90'lı yıllarda falan bunun haberini aldık, Sovyetler dağıldıktan sonra. Ama aynı algı Amerika'nın dünya işte hakimiyeti yapacağı, ondan dolayı ona karşı Sovyetler Birliği'nin ve ona hani komünizme gönül vermiş toplulukların da buna göre siyaset bilimsi gerektiği argümanları, bunun tam tersi Kennan'ın Sovyetler Birliği'nde de olduğunu görüyoruz ve bunun ikisini karşılaştırmalı okuyup tartışıyoruz derste. Tavsiye ederim. O Telegram'a da internetten İngilizcesine ulaşabiliyorsunuz. Google'ladığınız zaman Vladimir Novikov dediğiniz zaman, Telegram dediğiniz zaman çıkıyor. Bunun dışında Amerika'da Llewellyn Thompson vardır. Çok bilinmez bu kişi. Ben kendisini hani önemli bulduğum için koydum. Bu ortadaki fotoğrafı olan kişi. O da Soğuk Savaş diplomatı ve Küba füze krizinde önemli bir rol oynuyor kendisi. Nasıl bu rol oynuyor? Şimdi bilenler bilir, 13 gün süren, değil mi? Füze krizi vardır Küba'yla, Küba'da Amerika ile Sovyetler Birliği arasında. Orada o 13 kişilik EXCOM dediğimiz Amerikan karar verme topluluğun içinde Thompson da var. İşte John F. Kennedy'nin böyle bir danışmanı titrinde orada duruyor. Ve orada U-2 uçağı düşürülüyor. Amerika'nın uçağını düşürüyor Sovyetler Birliği, hatırlayın. Ondan sonra ve tam o süreç içerisinde neredeyse bu şey demek. Yani savaş nedeni, kasus belli falan demek. Buna karşı nasıl biz yanıt vermeliyiz falan derken birden Huruşov'dan ya da Huruşev nasıl diyorsanız Ruslar Huruşov diyor galiba.
yani Sovyetler Birliği liderinden bir mektup geliyor Kennedy'ye. İşte çok yumuşak bir mektup. Gelin işte farklılıklarımızı bir kenara bırakalım, ikimiz de kazanamayacağız bir süreçten falan. Hemen ertesi de yani birkaç saat sonrasında başka bir mektup daha geliyor Sovyetler Birliği'nden. Resmi mektup. Diyor ki kesinlikle o mektubu çöpe atın. Böyle böyle şartlarımız budur. Biz asla size şey olmayacağız falan, hani böyle bir sert. Kennedy ve ekibi diyorlar ki hangi mektubu biz kale almalıyız? Hangi mektubu muhatap almalıyız? Hangi mektuba yanıt vermeliyiz? İşte tabii herkes şey yapıyor yani. O tehditkar mektuba odaklanıyor. Llewellyn Thompson diyor ki yani o kişi de tabii Sovyetler Birliği'nde uzun süre diplomatlık yapmış. Hani o süreçleri o Sovyet ya da Rus şey aklına biraz haiz olmuş, diyor ki bakın diyor bu birinci mektubu Kuruşev kendisi yazmış, çok belli. İkincisi de onu birazcık hani tekzip etmek için resmi bir şekilde yazılmış. Bence ikincisini değil birincisini lütfen kale alın ve birincisine yanıt verin. Ve bu sayede hani Allah korusun herhangi bir işte 3. Dünya Savaşı'na, nükleer savaşa varmayı engelleyelim falan süreçleri oluyor. Onun sayesinde aslında birinci Huruşov'un mektubuna yanıt veriyorlar ve ondan sonra sürecin yumuşadığını görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani çok bilinmez tarihte Amerikan dış politikası çalışanlar bilebilir. Llewellyn Thompson önemli görünmeyen kahramanlardan bir tanesidir o Küba füze krizi sürecinde. Son olarak da Richard Holbrooke var. Tabii yanlış yazmışım soy ismini, kusura bakmayın. Holbrooke en alttaki fotoğrafta kendisi. O da çok önemli bir şahsiyet. Sanırım Dışişleri Bakan Yardımcılığı da yaptı daha sonraki süreçlerde. Çok iyi bir arabulucu. İşte Bosna Savaşı'nı bitiren Dayton Anlaşması'nın mimarı kendisi. Bundan dolayı birçok kişi aslında Nobel Barış Ödülü almalı, onu hak etmişti diyor ama tabii ki ödülü siyasetçilere veriyorlar maalesef. Carter'a ve Kissinger'a veriyorlar. Yani Richard Holbrooke sanırım 2015 yılında onunla ilgili The Diplomat diye bir kitap yayınlandı. Hani onu da tavsiye ederim. Holbrooke'un hani anılarını anlatan, onun hayat hikayesini anlatan çok önemli, etkili bir şahsiyet. Peki toparlayacak olursak günümüzde peki ne oluyor bu süreç dersek şöyle bir durum var. Tabii Amerika'nın diplomasi kültürü maalesef farklı. Anti diplomasi diyoruz buna. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçten itibaren zaten Amerika'nın uluslararası siyasette egemen güç olduğunu, onun liderliğinde, önderliğinde bir liberal dünya düzeni ya da liberal uluslararası bir düzen olduğunu görüyoruz. Ama o düzenle kendi egemenliği içerisinde o yarattığı anti diplomasi ya da diplomasi sürecinin gayet işlediğini söylüyor yazarlar. Diyorlar ki işte Soğuk Savaş diplomasisi tartışıldığında aslında işte Amerika'nın o sürekli bir Sovyetler Birliği'yle yarış içine girdiği aman vermez bir işte o sert zorlayıcı diplomasi, işte askeri tehdit süreçlerini, güç kullanma tehdidi mekanizmalarının çok sert bir şekilde işlediği bir süreçten bahsediyor. 90'lı yıllarda unipolar moment deniyor. Yani Sovyetler Birliği yıkılıp tek başına süper güç Amerika kaldığı zaman artık işte dünyanın jandarması kavramı zaten daha çok ondan sonra dile getiriliyor. O zaman işte devlet başkanları arabulucu olarak çok daha rahat görünebiliyorlar etrafta. Anlatabiliyor muyum? Yani o süreçler hep Amerika'nın lehine gelişti. Şu zamana kadar bizim bildiğimiz diplomasiyi çok fazla önemsememeleri çok da onlar için sorun yaratmadı deniyor literatürde. Bu son makalede de bu vurgulanıyor. Ama liberal çağ artık yavaş yavaş yerini liberal ötesi bir çağa bırakıyor. İşte Amerikan gücünün zayıfladığını, uluslararası yönetişim, küresel yönetişim kurumlarının, uluslararası örgütlerin, Batı'nın falan neyse, liberal ekonominin, liberal demokrasinin düşüşe geçtiği bir süreçten bahsediyoruz. Artık Batı ötesi, Batı dışı aktörlerin dünya siyasetinde ön planda olmaya başladığını, Çin'in geldiğini, Rusya'nın geldiğini, Türkiye gibi bölgesel aktörlerin önemli unsurlar ortaya koyduğunu iddia edebiliriz literatürde. Bu süreçte artık Amerikan egemenliğinin zora girdiği argümanı var ve tabii bundan dolayı artık mesela son okuduğum makalede Amerika'nın artık eşitler arası çok taraflı diplomasiye artık onu ciddiye alma vakti geldi vurgusu yapılıyor. Tabii bu süreçte Biden ne yapacak sorusu.
Biden'ın mesela seçimden önce yazdığı sanırım Foreign Policy ya da Foreign Affairs dergisinde yazdığı bir yazı var. Sanırım Mayıs ayında yazmıştı. Orada artık biz uluslararası diplomasiye geri dönmemiz lazım. Uluslararası diplomasiyi benimsememiz lazım. İşte çok taraflılığı benimsememiz lazım argümanlarının olduğunu görüyoruz. Güzel bir şey ama bu ne kadar pratiğe yansıyacak ona bakacağız. Sonuç itibariyle Obama'nın başkan yardımcısıydı. Obama'nın bu Amerikan dış politika geleneğinden işte diplomasiye yönelik yaklaşımından çok çok fazla farklılaşmadığını görüyoruz. Hatta diplomat atamalarında siyasetin atamalarının standartın üstünde olduğunu da söyleyebiliriz. Ama tabii bir iki tane geçen hani haberler gördüm. Biraz umut verdi. İşte Nancy McEldowney sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir bakın. Dur bakayım hatta. Yani daha önce de Türkiye'de de görev yapmış 30 yıllık tecrübeli bir diplomat. Amerikan diplomatı. Hemen bakayım. Evet, Nancy McEldowney Bulgaristan Büyükelçiliği yapmış. Hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da misyon şef yardımcılığı yapmış. Çok yetenekli ve tecrübeli bir diplomat. O diplomatın Biden'ın ulusal milli güvenlik danışmanı olarak atanacağı konuşuluyor şu anda. Şeyde Amerikan basınında. Bence bu çok önemli bir gösterge. Yani diplomatların artık yönetimde daha fazla, özellikle dış politika süreçlerine daha fazla güçlendirileceği ve onlara yetki verileceği düşüncesine bence hani bayrak açan, ona daha doğrusu olanak tanıyan bir örnek. Onun dışında şey var, işte Dışişleri Bakanlığı'nın, Amerika'nın şöyle bir şey var. Neydi? Pale, Male and Yale diye bir yazılı olmayan bir kuralı olduğu söylenir. Yani pale böyle solgun yüz, soluk benizli. Şeyli Kızılderililerin tabiriyle yani beyaz, male erkek, Yale mezunu. Hani Yale Üniversitesi mezunu. Öyle hani bir tornadan çıkmış standart bir hani diplomat profili vardır. Bunun artık kırılacağı Biden ve Kamala Harris hükümeti sayesinde işte çok daha değişik inanç, ırk falan neyse hani etnik gruplardan Amerikan vatandaşlarının diplomat olacağı ve diplomaside üst konumlarda temsil edilebilirliğini, görülebilirliğini artıracağı iddiası var. Bakalım göreceğiz. Yani demeye çalıştığım Biden hükümetiyle belki Biden hükümeti sayesinde değil ama onların taşıyıcılığında zaten Amerika'nın düşüşte olduğunu ve bir anlamda çok taraflı diplomasiye, Avrupalı anlamda bildiğimiz diplomasiye daha fazla tutunma refleksi içine gireceğini ve uluslararası bu sayede uluslararası inandırıcılığını ve kredisini artırmaya çalışacağını bekliyorum ben en azından. Göreceğiz ne kadar bu süreçleri yapacaklar. Dediğim gibi sonuç olarak diplomasi Amerika'nın genlerine ters. Diplomasinin aslında kriptoniti diyebiliriz. Hani Superman referansı vereyim. Yani Superman'in en zayıf olduğu şey kriptonit dediğimiz madde. Yani anti diplomasi, işte sert güç, iç siyasetin diplomasiye karışması, devlet idaresi, kamu diplomasi gibi kavramlar Amerika'nın en üst dış politikasını belirleyen kavramlar. Bu da diplomasiyi geri plana attığını söyleyebileceğimiz şeyler. 20. yüzyılda özellikle bu emperyal gücüyle, dominansıyla bir sorun yaşamamasına rağmen günümüzde artık nüfus kaybettikçe, irtifa kaybettikçe bu bizim anladığımız anlamda diplomasiye çok taraflı ve eşitler arası olan diplomasi buna daha fazla artık prim vermeye başlamak zorunda kalacağını söyleyebiliriz. Biraz uzattım kusura bakmayın böyle bir ne derler hani örnekleri de daha fazla vermek istedim, tartışmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Şimdi artık sorularınıza geçebiliriz. Şimdi arzu edenler yazmak isteyenler yazsınlar ya da benim hani ricam chat hattına yazanlar da olsa bile söz isteyin lütfen. Mikrofonunuzu açın sesli olarak sizleri dinleyeyim, yanıtlamaya çalışayım. YouTube'dan da birkaç sorumuz var. Onları da yanıtlamaya çalışacağım. Ben bir soru sorabilir miyim hocam, müsaade ederseniz? Can, tabii ki. Evet. Bu arada mikrofonu açıp soru sormak isteyenler kendileri de tanısınlar. Ben hani yakalayamayabilirim kimin sorduğunu ilk etapta. O anlamda yardımcı olur. Nedim Can Çolak, İstanbul Siyasal 3. sınıf lisans öğrencisiyim hocam.
liderlik ve jandarmalık özelliğini kaybedebileceğini vurguladık 21. yüzyılda. Ben bu konudaki kişisel fikrinizi çok merak ettim. Bunu mümkün görüyor musunuz? Çünkü dış politika analizinde sizin de bildiğiniz üzere bir klasik var. Güce maddi unsur olarak yaklaşan bakış açısı Amerika'yı çok üste vurguluyor hocam. Gerçekten trilyon dolarlık bir ekonomi ve ordusuna ayırdığı sert gücünü tedarik etmeye yarayan olgularına korkunç bütçeler ayıran bir ülke. Yani diplomasi askeri anlamda bu kadar ileri bir ülkenin sizce gerçekten hani iş bitirici bir kılıf bürüyebileceği bir alan olabilir mi? Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Söz verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sunum için de teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Sağ olun. Sağ ol. Çok sağ olasın soru içinde. Haklısın. Yani hani benim o söylediğim bitirirken birazcık da aslında umutlanmak istediğimi söylemek istiyorum ama tabii yüzyılların getirmiş olduğu bir gelenek var. Bunu bir günde hemen silmek öyle mümkün değil sonuç itibariyle. Ama uluslararası konjonktür onları buna zorladığını söylüyorum. Yani yapacaklar ya da o süreci sürdürülebilir şekilde yönetecekleri anlamında değil. Ama en azından birazcık daha diplomaside ön plana çıkmak, biraz daha karşı tarafı daha fazla dinleyecekleri izlenimi yaratmak, ona ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar işte askeri silah harcamalarına yatırımları düşmemiş olsa da her şey silah değil. Yani nüfuzları, hakimiyetleri yavaş yavaş ellerinden kayıyor. Ve bu Trump'la olan bir şey değil sadece aslında. Sanki Trump bunun biraz sonucu gibi. Anlatabiliyor muyum? Çünkü iç siyasette çok fazla kriz yaşamaya başladılar da artık dış politika onlar için hani birazcık daha da fazla ikinci planda kaldı. Ama böyle bir şeyde baktığımızda hani kendi yanan gemiyi kurtarmaya çalışırken dış siyasete daha fazla borçladılar. Ama şu anda uluslararası egemenliklerini de kaybetmeye başlayınca bu sefer ister istemez kısa vadeli de olsa bir uluslararası kredilerini geri kazanmak, inandırıcılıklarını geri kazanmak için işte biz de sizin gibi bundan sonra diplomasiye daha fazla önem vereceğiz. Çeşitliliğe, işte söz hakkına, müzakerelere daha fazla pay vereceğiz. Argümanıyla geliyorlar. Bu ne derece bunu yaparlar? Onu ben de bilemiyorum. Ama dediğin gibi bir günde böyle bir şey yapmak imkansız zaten. Ve ne kadar inandırıcı olacaklar, uluslararası kamuoyu onlara ne kadar inanacak, ne kadar kanacak o da ayrı mesele. Anlatabiliyor muyum? Yani Obama bile kurtarıcı gibi uluslararası arenada görülürken aslında hani, askeri harcamaları falan konusunda hiç de öyle çok büyük indirimlere gitmediğini gördük. Yani aslında çünkü çok büyük bir piyasa, çok büyük bir pazar Amerika için değil mi? Amerikan ekonomisi için de çok önemli bir pazar. O yüzden yine de işte bu askeri güç, sert güç kültürünü çok fazla uzaklaştırmayacaklarını düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. En azından böyle yanıtlamaya çalışayım. Yani kısa vadede belli sözler verecekler ama uzun vadede ne kadar kendi alışkanlıklarından dönecekler onu göreceğiz. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Sağ olasın can. Başka kimler? Sormak isteyen mikrofonunu açabilir sevgili arkadaşlar. Hocam iyi günler. Ben de bir soru sormak istiyorum. Yasin. Aynen. Hocam şimdi şeye götürmek istiyorum bizi. Amerika'nın ilk kurulduğu yıllara. Demiştiniz tarihsel olarak diplomatlara ve diplomasiye bir karşılık şüphecilik var demiştiniz. Bunun kaynağı sizce şey olabilir mi? Kurucu babaların neredeyse hepsinin askeri kökenden geliyor mu olabilir mi? Benim şöyle bir düşüncem var. Askeriyenin ve diplomasi yani dış işlerinin birbirine böyle bir zıt bir bakış açısı olmuştu her zaman yani benim görüşüm olarak. Diyorum ki ben de kurucu babaların yani şeyin mesela kurucu babaların hepsinin neredeyse asker olması diplomasinin Amerika'ya oturmasını geciktirmiş midir diye soruyorum hocam. Olabilir. Böyle bir gelenekten gel ama mesela Benjamin Franklin de yanlış bilmiyorsam hani kuruculardan diyordur. O asker değil bildiğim kadarıyla. Hatta diplomatlık özelliği vardır onun. Fransa'ya da misyona gidiyor. Değil mi? Fransız Büyükelçiliği diyebileceğim hani büyükelçi değil de Fransa'daki temsilcisi olarak şey yapar. Tabii hani ben konunun Amerikan dış politika tarihinin uzmanı değilim. Ama hani böyle bir şey olabilir dediğin gibi. Yani
Bir de bunu şeyle bağlarsak işte İngiliz emperyalizmine karşı geliyoruz. İşte ve karşımıza bize diplomasi dayatılıyor. Biz zaten işte savaş alanında kazanmışız bir süreci. Zaten öyle bir gelenekten geliyoruz. Öyle bir kimliğimiz var, savaşçı kimliğimiz. Değil mi? O zaman hani biz İngilizlerin kurallarına göre neden oynayalım? Zaten onlara karşı özgürlüğümüzü kazanmışız. O anlamdan düşünürsek bana da mantıklı geliyor. Ama dediğim gibi yani hani bu o süreçlere daha iyi bakmak lazım. Belki işte o kurucu babaların hayat hikayelerine bakmak lazım. Onların biyografilerini okumak lazım. O zaman daha net bir hani yanıt verebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum sorun için Yasin. Hocam. Evet, başka sorusu olan var mı sevgili arkadaşlar? Mikrofonu açabilir. Merhaba hocam. Ayşe Dilara ben. Merhaba Ayşe Dilara. Ben Manisa Cevher Üniversitesi'nde yüksek lisans ders dönemimdeyim. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde. Çok güzel. Benim sorum şu, bulunduğu kabın şeklini almak söylemi hakkında olacak. Bu tabii çok amiyane bir tabir ama biz aslında diplomasi hakkında konuşurken bunun çok uzağında kalamıyoruz gibi geliyor bana. Hatta bu da siyasilerle diplomatları birbirinden ayıran çizgi gibi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu tabii çok dediğim gibi kaba bir tabir ama olaylara göre, durumlara göre tabii ki duruş kaybetmeden farklı çözümlere gidilebiliyor. Tabii çok amiyane tabir, hani çok özür dilerim bu şeyi kullandığım için, ama Yo yani bu söz estağfurullah. bana Ben hani ait değil sorarken böyle söylemek istedim. bu sözden. Ya birazcık daha tabii yani anlaşılması kolaylaşsın diye de böyle bu ibareyi seçmiş olabilirim, ifadeyi. Ay hocam siz mi seçtiniz? Kusura bakmayın. Ben direkt o kişinin söylemi olarak Ona anlamıştım. şey yani ball of jelly demiş. Hı Yani hı. ne derler işte, jöle O da kibar bir kağıt. söylem değilmiş hocam aslında. Amerikan devlet başkanı, şimdi ne diye Evet. gider ben adama sonuç itibariyle. Tabii siyasetçilerle devlet insanlarıyla hani diplomatlar farklı kulvardalar. Zaten hani diplomatlar o işin eğitimini alıyorlar. Hani nerede, nasıl, ne dememeleri gerektiğini çok iyi bilir diplomatlar. Nasıl konuşacaklarını, nasıl oturup kalkacaklarını falan, onların eğitimini alırlar. Protokol eğitimleri falan vardır. Değil mi? Yani diplomatik yazışma kavramı vardır. Sadece sözlü değil, yazışmada bile kullanacakları kelimeler falan çok özenle seçerler. Onlar farklı bir yolun yolcusu o anlamda. Tabii onlarla karşılaştırıldığında devlet insanları belki bir kısmı çok eğitimli, ama hani hepsi diplomatlarla aynı uzmanlığa sahip olmayabiliyorlar, ama onlara yetki verilmiş sonuç itibariyle. Diplomatlara değil, karar verme yetkisi onlarda. O yüzden birazcık da yetkiyi, güçlerini hani halktan aldıkları için liderler biraz daha rahat konuşabiliyorlar. Daha halka inme refleksiyle daha amiyane tabirler kullanabiliyorlar. Yani Ya ben de hocam çok yadırgamıyorum utanmak onları o kusura bakmayın. anlamda. Estağfurullah. Hani ama tabii diplomatlara olan olumsuz yaklaşımlarını yansıtmaları açısından önemli buluyorum en azından. Ya ben desteklemiyorum, aferin, süper laf ettin demeyeceğim şimdi Kennedy'ye, ama en azından onların zihniyetini göstermeleri açısından önemli. Ama tabii normalde kabul edilemeyecek bir şey, belki kriz çıkartabilecek bir şey. Ama zaten diplomatların bir günah keçisi olarak işledikleri bir işlev de vardır. Hani diplomaside bir sıkıntı olduğunda diplomatlara laf at, ya da çevirmenleri hani yanlış çevirmiş bu falan denebilir. Anlatabiliyor muyum? O anlamda baktığımızda hani tabirler diplomatların asla tasvip etmeyeceği, asla kullanmayacağı tabirler de olsa hani karar verici onlar değil. O yüzden onlar bir şekilde kendilerine değil de başkalarına söylenmişse o sözler, onları yumuşatmak için işte çevirmenler ve diplomatların o işi ne derler, kitabına uydurma süreçleri onların asli görevlerinden bir tanesidir. En azından böyle yanıtlamaya çalışayım. Öyle Yok hocam düşünüyorum. gayet güzel yanıtladınız. Bu arada bu kıymetli ders için de çok teşekkür ederim. Sadece hani bu tabii ki çok hani Kennedy'nin söylediği olumsuz bir tavır. Ama yine de biz diplomatları tanımlarken bunun olumlu tarafından bakarak hani bu fikrinde çok uzağında kalamıyoruz demek istemiştim. Evet, Yoksa doğru. gayet güzel bir tanım bu söylediğiniz. Tamam. Teşekkür Ben ederim. sizi seviyorum bu şekilde böyle özetlemelerinizi hani Türkçe'ye çevirerek deyimleştirmeleriniz benim çok hoşuma da gidiyor ayrıca. Çok Teşekkür teşekkür. ederim bu ders Ben için. teşekkür ediyorum Ayşelilere. Yani hani dilim döndüğünce çevirmen olmadığım için hani o anda aklıma gelen ilgi çekici bir ne derler, ifadeyle anlatmak benim kolayıma geliyor. Biraz da hoşuma gidiyor.
Hani sürçülisan ettiysem affola. Estağfurullah hocam, çok hoş bence. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Onun dışında soru sormak isteyen sevgili arkadaşlar lütfen mikrofonunuzu açarak hani sorun. Yani chatten hani okumamı istiyorsanız okurum tabii de hani biraz yorulduğum için sizi dinlemeyi tercih ederim. Diyaloğa girmek benim anlam için çok daha keyifli olur o anlamda. Sorunuz var mı sevgili arkadaşlar? Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Ceren tabii. Hocam Zeynep Atlantik'teki bir köşe yazısında Biden'ın aslında demokrasiyi geri getiremeyeceğini tam anlamıyla Amerika'da ve Biden'dan sonra bile aslında Trump ailesinden insanların adaylık koyabileceğini iddia ediyordu. Yani kim iddia ediyordu acaba? Zeynep Tüfekçi köşe yazısında yazmıştı. Hani Trump ailesinden de adaylar olabileceği sonraki seçimlerde diye. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani kesin olarak geri gelebilir mi? Böyle bir ihtimalle siz de inanıyor musunuz? Olabilir tabii. Dediğim gibi o farklı bir uzmanlık alanı. Yani dış politikadan farklı bir şey tabii. Amerikan iç siyaseti çok farklı bir şey ama yani Trump da Amerika'nın içinden çıkmış bir değer sonuç itibariyle. Ve yani o çok da varlıklı, sonuç itibariyle siyasi nüfuzu da yüksek. Onun mirasını taşıyacak çok da insan olacaktır. En son seçimlerde aslında hiç de az oy almadı yani. Değil mi? Hani son anlara kadar başa baş at yarışı gibi geçti. Bu da şunu gösteriyor bize. Yani Amerika'da özellikle cumhuriyetçi seçmen kanadı aslında farklı talepleri var. Daha radikal adımlar atan liderlere prim verme eğilimi gösteriyorlar. Hani bizler Trump'ı hani komiklik şakalarla anıyoruz veyahut da olumsuz anabiliyoruz. Ama iç siyasette ondan çok memnun olan, onun özellikle ekonomik krizi falan çözeceğine inanan da çok insan var. Mesela bunların başında bizim uluslararası ilişkiler literatüründen bildiğimiz neoklasik realizmin önemli isimlerinden Randall Schwaller geliyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani bize çok imkansız geliyor. Kim Trump'a oy verebilir ki diyorsun ama Amerika'nın içinde o farklı bir konteks var. Anlatabiliyor muyum? Siyaset kültürü daha farklı. O yüzden başka bir Trump gelip, Trump soy isimli birisi ya da benzer hani yaklaşımda birisi gelip Amerikan başkanı olursa da olabilir. Bu bir. İkincisi Joe Biden tabii ki elinde çok standart bir deyim ama sihirli değnek yok sonuç itibariyle. Sorunlar çok bariz. O sorunlar çözülseydi Obama döneminde çözülürdü. Anlatabiliyor muyum? Yani tek bir başkanın ekonomik işte siyasi ekonomik sorunları ve siyasi kutuplaşmayı ortadan kaldıramayacağı aşikar. Ama en azından belli başlı iç ve dış politikada bir standartın sağlanması, işte akutlaşmış sorunların biraz pansuman yapılmasına katkı sağlayabilir. Ama tek bir dönemde bir başkanın böyle bir şeyi başarabileceği yani biraz iyimserlik olur. Ama hani olumlu yansımaları olacaktır mutlaka. Ama göreceğiz yani hani 4 yıl içerisindeki performansından yani asıl mesele ne olacak? Amerika'yı hem içte hem dışta nasıl temsil edecek onu göreceğiz. Belki ikinci dönem için de seçilir ya da belki seçilemez. Yani biraz da yaşlı biliyorsunuz o yüzden. Ama dediğin gibi o Amerikan iç siyaseti biraz daha farklı bir uzmanlık alanı ama naçizane bir görüşüm. Hani bir sonraki dönemde Trump'ın başka bir adayı, o paralelde bir adayın seçilmesi beni çok da şaşırtmaz açıkçası. Çünkü Amerika'daki toplumun o ikilik yapının kutuplaşmanın ne kadar akutlaştığını Trump döneminde gördük. Bu bir günde dağılacak bir olay değil. Anlatabiliyor muyum? Yani işte Black Lives Matter şeyleri ne derler? Protestoları ve işte ülkenin birçok kısmına yayılması falan filan. Bunlar öyle akutlaşmış sorunların artık gün yüzüne çıktığını gösteriyor. Bunlar bir dönemde çözülebilecek işler değil maalesef. Ama çözüm için bir zemin hazırlamak açısından önemli olabilir başkan değişikliği. Joe Biden başkanlığı bir ona zemin hazırlayabilir en azından. Bakıp göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum Ceren sorun için. Hocam ben... Joe Biden'a gelmişken ben ikinci bir soru sorabilir miyim izin verirseniz? Estağfurullah tabii. Hocam o sorundan sonra YouTube'dan bir iki soru var onlara da.
yanıt vermeye çalışacağım. Hocam, Demokrat Parti'de kendini aslında böyle Amerika dediğimiz zaman akla hiç gelmeyecek sıfatlarla nitelemeyi sevenler var. Mesela kendine işte sosyal, demokrat sosyalist diyenler var. Kendini hakikaten sosyalist olarak tanımlayan senatörler vesaire var. Ve Biden bir demokrat olduğu için mesela kulislerde şunun konuşulduğunu da yazmıştı New York Times. Hani kabineye almak istediği kişileri, aslında sekreterlik hani biraz bizim literatüre benzeştirilmiş kabine derken, almak istediği isimleri bu kişilere de beğendirtmeye çalışıyor diye. Yani siz Amerikan dış politikasında hocam radikal bir değişiklik görebileceğimize inananlardan mısınız uzun vadede? Amerika'nın bu saldırgan ve hani sert gücünü bir kenara itip siyasal yelpazenin soluna mal edilebilecek başka bir dış politika diline bürünebileceğini düşünebiliyor musunuz? Yani ben kendi adıma düşünemiyorum ve sorunun sonundaki kekelemelerimin de sebebi buydu açıkçası. Yani bana çok ütopik geliyor şahsen, ama ben sözü size bırakayım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Bana da ütopik geliyor. Çünkü hani Amerikan siyasetinde öyle sol siyaset hiçbir zaman ana akım siyasetin kucaklamadığı bir kavram. Zaten adamların siyaset kültürü farklı. İşte yani en egemen oldukları dönemde dünyada solun o zamanki en önemli temsilci dedikleri komünizme karşı, değil mi? Bütün siyasetlerini, bütün varoluş formüllerini inşa ettiler. Öteki olarak solu koydular zaten. Şimdi mesela ben daha sosyal demokrat, işte daha toplumcu falan, halkçı bir şey yapacağım dediğin zaman seni komünist olarak damgalayabilirler. Nitekim kimdi? Türkiye'de çok sevilen bir Amerikalı siyasetçi var. Ya adaylık sürecinde Barney Sanders adaylıktan çekildi. Şimdi ismini unuttum. Çok özür dilerim. Hocam Barney Sanders bayağı popülerdi. Sanders değil mi? Evet. Ya Bernie Sanders mesela, hani Bernie'yi Türkiye'de çok seviyor mesela hani solcular. Ama işte Amerika'da çok böyle o kadar da ciddiye alındığını düşünmüyorum yani toplumun büyük bir kısmı tarafından. Çünkü kültürleri öyle değil. Siyaset kültürleri farklı. Onu da komünist olarak gören çok insan var. Anlatabiliyor muyum? Yani biraz hani bizim dışarıdan gördüğümüz gibi görünmüyor orada manzara. Daha farklı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle bir işte sol diyebileceğimiz ya da sosyal demokrat falan, yani Avrupa'yı anlamda sosyal demokrat siyasetinin pek orada işlemeyeceğini düşünüyorum. Zaten öyle bir kültürleri yok. Ama şöyle olabilir dış politikada, birazcık da zorunda bırakılıyorlar artık. Bunun emarelerini Trump döneminde gördük. İşte eski jandarmalık pozisyonundan artık yavaş yavaş o sahneden geri planlara inmeye başlıyor. Ama bunu yaparken de başkasının onun yerini almasını istemiyor. Mesela Çin gibi, Rusya gibi. Bunun da kontrolünü yapmaya çalışıyor. Hala en önemli aktör ben olayım. Ama tabii eski gücümde olmayacağım, eski kudretimde veyahut da eski nüfuzumda olmayacağım. Sen ne kadar güçlü olursan ol, karşı tarafın seni ne kadar ciddiye aldığı ile alakalı bir şey. Ve karşı tarafında relatif olarak ne kadar, yani karşılaştırma olarak ne kadar kendisini geliştirdiği, güçlendiği ile alakalı olarak bir şey. Ondan dolayı yani hani diplomasiye daha fazla prim verebilir. Daha göçmen, daha farklı, ne derler, işte diplomasi geleneğinden gelmiş insanları dış politikanın başına geçirebilir. Ama günün sonunda bu dış politikasını Amerika'nın nasıl etkiler onu göreceğiz. Hocam bir kültür var. Yerleşmiş bir sert bir Amerikan dış politika kültürü var. Bunu aşmak öyle kolay değil. Hocam açık kaynak ismini hatırlamıyorum da seçim sürecinde yine bir Amerikan gazetesi şunu yazmıştı aslında. Hani ön seçimlerde, yani demokratların adayının artık belirleneceği ön seçimlerde oy kullanan Amerikan vatandaşları eğer 4 yıl daha genç olsaydı, yani bu ön seçimler hani bir 4 yıl daha sonra yapılsaydı demişlerdi. Barney Sanders'ın aslında adaylığı alma ihtimali ciddiymiş. Nitekim de ilk 4 aylık süreci önde götürdü biliyorsunuz. 60 tane herhalde bir delege aldı. Sonradan Biden'a bir kaybediş var. Belki 2024 seçimlerine doğru Sanders'ın hitap ettiği kitle bir destek alabilir, ama Trump'ın da 2024'te gümbür gümbür geleceği yazılıyor. Zaman hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Tabii hani bunlar Amerikan siyasetiyle çok ilintili. Yani o benim hani uzmanlık konum değil. O yüzden böyle ben çok biliyormuş gibi yapmayayım.
En azından ben kendi bilmeye çalıştığım, birazcık okuyup öğrendiğimi düşündüğüm kısımlarda kalmaya çalışayım. Şimdi diplomasi kısmında. Çok teşekkür ediyorum sorun için. Rabia Nur'un bir sorusu var YouTube'dan. Trump'ın Kim Jong-un ile olan diyaloğunun sebebi nükleer silah tehdidi olabilir mi? Asıl sebebi nedir? Hani bana soracak olursanız tabii ki biraz Trump'ın hani America First, Amerika'yı önceleyen o siyaseti, dünya jandarmalığından çekileceğim, ben kendi iç meselelerimi çözeceğim, işte kriz çözeceğim. O süreçte orada tabii geri çekilirken çözmesi gereken, hani loose ends denir ya, sıkması gereken vidalar var. Kuzey Kore'de onlardan bir tanesi. O bölgeden tamamen çekilirsem ben hiçbir şey yapmadan, Kuzey Kore'nin o tehdidi o bölgeyi çok önemli bir şeye, kaosa sürükleyebilir. Bir savaş ihtimali ortaya çıkabilir. Güney Kore, Japonya olsun mesela. Çünkü nükleer silahlara haiz Kim Jong-un. O yüzden onunla bir diyalog geliştirip onu yumuşatabilirsem, o zaman rahat rahat o bölgedeki askeri dikkatimi oradan çekip oraya harcayacağım parayı iç siyasete harcayabilirim. İşte ekonomik olarak krizi yönetmeye harcayabilirim. Refleksi olduğunu düşünüyorum. İş adamı olduğu için böyle söylüyorum. Yani kendisinin öyle bir CV'si var. Ondan dolayı bu sebepten işte hem Putin olsun hem Kim Jong-un olsun birebir doğrudan inisiyatif alıp diyaloğa girmeye çalışmıştır. Zaten seçim öncesindeki yani kazanmadan önce seçim kampanyasında kendisiyle mülakat falan yapılıyor Trump'la. O zamanlardan söylüyor. Veya biz diyor neden diyor Güney Kore'ye, Japonya'ya destek oluyoruz ki? Hani neden kendi nükleer silahlarını almıyorlar ki kardeşim diyor. Yani Kuzey Kore'nin nükleer silahı varmış, iyi tamam. Tamam siz de alın o zaman nükleer silah. Beni niye uğraştırıyorsunuz ki? Ben Amerika olarak sizin orada jandarmalığınızı yapmak zorunda mıyım diyor. Çünkü onu yaptığı sürece orada çok büyük bir hani harcama, çok büyük bir maliyeti olacak siyasi, ekonomik. Bundan kurtulmak istiyor aslında. Ama uluslararası siyaset, Amerikan siyaseti biraz böyle çalışmıyor. Yani orada Amerika var olmak zorunda hissettiği için orada. Ve o nükleer silahları başkalarına paylaştırmak istemediği için orada. Soğuk Savaş'ın 60'lı yıllardan itibaren günümüzdeki özeti biraz bu. Yani nükleer silahlar çok kötü. Yani çok önemli bir avantaj sağlıyor sana. Eline koz veriyor ama çok yıkıcı olduğu için öyle her önüne gelen nükleer silah almamalı. İşte 1963 Partial Test Ban Treaty yapıyorlar Küba misil krizinden sonra Sovyetler Birliği ile. Diyorlar ki bundan sonra işte başka ülkelerin eline geçirmesi, bu teknolojiye ulaşmasını engellemeye çalışalım. Hani biz biraz monopoli alalım ki Sovyetler Birliği Amerika üzerinde olsun mesela genelde. Diğerleri çok fazla silah almasın. Bir sorun olduğunda biz aramızda o diyaloğu kuralım. Diğer türlü kontrolün dışında. Herkes nükleer silah alırsa ne olacak? O zaman savaş çıkma ihtimali çok daha yüksek. Güvenlik ikilemi kavramı zaten bunu gerektiriyor. Yani sen şeye karşı, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarına karşı kendini güvende hissetmek için nükleer silah alıyorsun. Karşı taraf da onu görüyor, o da alıyor. Sen onu görüyorsun, daha fazla alıyorsun, o daha fazla alıyor falan derken ikiniz de çok fazla silahlanmış oluyorsunuz. Günün birinde bir kıvılcım patlıyor ve savaş, işte yıkım ortaya çıkabiliyor. Güvenlik ikilemi dediğimiz şey bu. Günün başında sen daha fazla güven alabilmek, güvende hissedebilmek için daha fazla silah alıyorsun. Ama günün sonunda etrafındaki, sınıftaki herkes de makinalı tüfek olduğunu düşünsenize. Sınıfa bir gün bir kişi geliyor, elinde bir tane Beretta tabancayla koyuyor. Siz tabii korkuyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Sizi koruyacak mesela kolluk gücü yok. Ne yapacaksınız o zaman? Ertesi gün siz de silah alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Sizi görenler, onlar da silah alıyor, geliyor. Bir hafta sonra sınıfın içi cephanelik gibi. Ne olacak? O zaman insanlar silah kullanmak durumunda kalacaklar bir süre sonra. Anlatabiliyor muyum? Bu security dilemma, güvenlik ikilemi mantığının şeyidir bu. Hani özetidir aslında. Bunu engellemek ve olası bir nükleer savaşın önüne geçebilmek ve Kuzey Kore'yi de bir şekilde kontrol edebilmek için Amerika orada bulunmak durumunda hissediyor kendisini. Ondan dolayı Güney Kore'ye, Japonya'ya silah vermiyor ki. Yani biliyor onlar ne kadar onun kankası bile olsa o silah edindiğinde o da kendisince bir tehdit unsuru yaratacak. Çünkü nükleer silah böyle.
Anlatabiliyor muyum? Kendi müttefiğinde bile olsa acaba mı diyorsun? Ya özellikle realist yaklaşım bunu gerektiriyor dış politikada. Öyle diyebilirim. Ondan dolayı kendisi tabii bu kafada olmadığı için daha iş adamı kafasında olduğu için diyor ki orası bana zarar geliyor. Maliyeti kötü. Oradaki maliyeti çekip ben iç siyasete aktarmam lazım. Yani ne yapacağım? O zaman müzakereyle yumuşatayım Kim Jong-un'u ve orada olmasını sağlayayım. Ben bu şekilde yorumluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başka sorusu olan var mı sevgili arkadaşlar? Hocam ne soruyor? Tabii buyurun. Ahmet galiba açtı. Ahmet konuşmamıştı daha önce. İstiyorsan. Evet hocam ben açmıştım da. Herkes aynı anda çiniyor. Olsun. Hocam benim sorum şöyle olacak. Şimdi diplomaside siyasi aktörlerle bürokratlar üzerinden konuştuk. Aslında siyasilerin biraz daha an odaklı karar verdiklerini, bürokratların da süreç odaklı karar verdiklerini bahsettiniz. Hı hı. Şimdi burada yani size göre, tabii ki bu ülkeden ülkeye değişir ama Amerika üzerinde söyleyeyim. Size göre an odaklı mı olması gerekiyor yoksa süreç odaklı mı ya da konudan konuya değişebilir bu. Bir de Can arkadaşımız bir soru sormuştu aslında Biden'ın diplomasiyle alakalı olarak ben şunu söylemek istiyorum ya da ben yani yorumlamam şu şekilde. Obama döneminde benim bildiğim kadarıyla Obama dönemindeki siyasetin biraz daha yumuşatıcı etkilerinin olduğu, çok basit İran'la nükleer anlaşmalarının olduğu, masaya oturulduğu, sonuçta bir diplomatik ilişkilerin olduğu bir dönem. Böyle olması sebebiyle Biden'ın da aynı kökenden ya da aynı siyasi anlayıştan gelmesinden dolayı ve sistemin artık küresel sistemin biraz daha işte o toplu diplomasiye yönlendirmesinden dolayı bence sistemin de etkisiyle daha çok bir toplu halde diplomasiye gidilebileceğini, o sert gücün aslında biraz yumuşayabileceğini düşünüyorum. Sormak istediğim soru şeydi işte an odaklı mı yoksa süreç odaklı mı ve bürokratların mı daha fazla olması gerekiyor yoksa siyasilerin mi daha karar alma sürecinde daha fazla olması gerektiği ile alakalı. Çok teşekkür ediyorum. Bana sorarsan tabii ben diplomatların hep ön planda olması gerektiğine inanıyorum. Diplomasiyle sorunlarımızı çözmeye öncelik vermemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü diplomatlar hem işin uzmanları yani hem eğitimini almışlar hem de doğrudan sahada o işin tecrübesindeler. Ve hani 1-2 yıllık planlar üzerinden gitmiyorlar. Gerçekten kariyerlerini buna adamışlar. O yüzden onların daha fazla dinlenmesi ve daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini söylüyorum. Ben bunu bütün platformlarda dillendiriyorum. Yani kendi devletimiz için de bunu söylüyorum. Amerika hani kim olursa olsun ben genel itibariyle böyle bir düşüncedeyim. Bunu bir kere kenara koyayım. Soruna yönelik de bundan dolayı da tabii ana yönelik bir çözüm olmaması gerektiği. Olabildiğince biraz daha uzun soluklu planlar, işte grand strateji zaten bu değil midir? Yani günü kurtarmaya yönelik değil de uzun soluklu bir plan yapmak ve o stratejiye göre dış politikasını yürütmek ise diplomatlar burada daha fazla ön planda olmak durumundadır. Ben böyle görüyorum. Ama Biden döneminde tabii ki Obama'nın performansından yola çıkarak onun biraz devamı olacakmış izlenimi. Evet, bana da geliyor. Bu 4 yıllık süreç içerisinde daha benzer işte yumuşatıcı aktiviteler, Avrupa ile ilişkilerin, müzakerelerin falan ortaklığın daha olumlu bir zemine oturacağı falan bunlar zaten görünüyor. Ya bunlar olacak. Belki İran'la tekrar benzer bir hani müzakere ve çözüm sürecine girilebilir. İşte ama Amerikan siyaseti enteresan. Bu ne kadar sürdürülebilir olacak? O Biden'dan sonraki yönetimin nasıl olacağıyla alakalı. Ve sıkıntı şu, uzun süreçte işte bunun önüne geçilemediği için yani benzer nitelikte sürekli işte yani cumhuriyetçi ya da demokrat fark etmiyor. O benzer zihniyette insanlar sürekli o katkı sağlayamadığı için yönetimlerde ve radikal değişimler oluyor yani Dışişleri Bakanlıklarında yönetimden yönetime değişebiliyor. Ondan dolayı da günün sonunda realistler kazanıyor gibi bir şey oluyor. Yani hani askeri güç zorlayıcı diplomasi o gelenek Amerikan geleneğinden uzun vadede çok sapılmıyor.
gibi hissediyorum ben. Ama en azından kısa vadede Biden'ın daha olumlu diplomatik adımlar atacağına da ben inanıyorum diyeyim. Çok teşekkür ediyorum Ahmet. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Merhaba hocam. Cansu merhaba. Cansu benim doktora öğrencim. Şu anda ders alıyor benden. Onu da tanıştırayım sizinle. Teşekkür ederim hocam. Ben şey soracaktım. Bu özellikle Weizmann'ın bu özelliklerine baktığımız zaman daha çok böyle devrim diplomasisini sanki daha çok vurguluyor. Ama bir yandan da ABD'de de bir kamu diplomasi de ön planda. Bu şekilde uygulamaları da var. Ama gelecekte hangisi? Yani gelecekte de değil aslında. Geçmişte daha çok devrime yatkınken şu an biraz daha kamu diplomasisine yatkın oluyor diye düşünüyorum ben. Hani siz hangisini daha çok belirgin olarak görüyorsunuz? Devrim diplomasisi mi? Yoksa hani kamu diplomasisi mi? Ya da hangisini daha uygulamalarında daha ön plana çıkartıyor? Çok teşekkür ederim Cansu. Tabii devrim diplomasisi kavramını hani anlatmamıştım. Devrim diplomasisi işte devrim yapmış devletler. Amerika mesela, Fransa, işte Sovyetler Birliği, Çin, değil mi? Ondan sonra Çin Halk Cumhuriyeti. Onlar başa geçtikten sonra sistem değiştiriyorlar ve kendi devrimle başa geçtiği ideolojilerini diğer ülkelere ihraç etmek için kullanıyorlar diplomasi ve diplomatları. Buna devrim diplomasisi deniyor. İlk başta kurulduktan sonra Amerika'da da böyle bir şey var. Ne derler? Böyle bir eğilim olduğunu görüyoruz. Yani 1888'de de ABD Senatosu tarafından aslında ilk ortaya atılıyor bu devrim diplomasisi. Çok güzel. Yani hani bunun böyle başladığını görüyoruz ama tabii hani günümüzde ben böyle bir şey olduğunu artık hala öyle oldu diyemem. Ama bunun uzantısı olarak kamu diplomasisi yepyeni bir pratik, Amerika'ya has bir pratik olarak bunun belki devamı olarak karşımıza çıkıyor. Hani kamu diplomasisi de bu devrim diplomasisi geleneğinin bir uzantısı olarak Amerika'da yerleşmiş bir pratik olarak görebiliriz. En azından onu öyle bir şey söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum Cansu. Sorusu olan var mı başka sektör? Hocam ben sorabilirim eğer kimse sormayacaksa. Büşra ben. Şu an göremiyorsunuzdur işte, beni. Biraz hastayım hocam, o yüzden hem sesimi kusura bakmayın hem kamerayı açamıyorum. Estağfurullah. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hocam ben Biden kazandıktan sonra acaba siz İngiltere ve Amerika ilişkilerinin nasıl olacağını görüyorsunuz, özellikle Brexit sürecinden sonra. Şu an anlaşmanın olup olmayacağı da belli değil. Trump varken Tory'lerin elleri bence çok güçlüydü ama şu an çok şaşkın durumdalar diye düşünüyorum. Takip ettiğim kadarıyla İngiltere politikasında da Biden kazandı, şimdi ne olacak tutumu hakimdi. Sizin bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Çok teşekkürler Büşra. Tekrar geçmiş olsun. Tabii şöyle, İngiltere de aslında bölünmüş bir siyasi, yani kutuplaşma sürecinde. Bu Brexit süreci İngiltere'yi de kutuplaşmaya itti. Şu anda mesela son geçen sene falan yapılan kamuoyu yoklamalarında aslında halkın %60'a yakınının Brexit'ten memnun olmadığını, Avrupa Birliği'ne geri dönmek istediği falan gibi sonuçlar karşımıza çıkıyor. Yani bunları takip ederseniz bakarsınız. Yani hani Avrupa yanlısı da çok net bir kitle var. Oradaki oydan sonra o süreç bayağı değişti diyebiliriz. Tabii Johnson hükümeti bunun bayraktarlığını yaptı. Ve hani bir benzer popülist yaklaşıma sahip olduğu için Trump'la da hani bayağı iyi geçindiler. Yani... Johnson da çok böyle sevilen, beğenilen bir siyasetçi değil İngiltere siyasetinde, onu söyleyeyim. Hani sürekli İngiliz medyasında alay konusu olmuş falan bir şahsiyettir İngiliz medyasını takip ediyorsanız. O yüzden belki hani hatta İşçi Parti temsilcileri arasında şey falan da konuşuldu. Yani hani Amerika'daki bu seçim bizdeki siyaset rüzgarını da etkileyip diğer seçimde İşçi Parti başa geçebilir falan. Daha Amerika ile Avrupa ile işte transatlantik ilişkiler bazında çok daha olumlu
bir atmosfer yaratabilecek bir siyasi irade İngiltere'nin başına geçebilir tekrar. Görüşleri de var. Yani İngiltere yekpare bir şekilde Brexit'i destekleyen, Avrupa Birliği'nden çıkmak isteyen bir yapı değil aslında. Onu söylememiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi, Biden'ı da destekleyen ve onu da İngiltere'nin iç siyasetinde de olumlu etki yaratabilecek ve işte yumuşama yaratabilecek ve bir şey fırsat ya da bir hani bir vesile olarak gören bir kitle de var. Önemli bir kitle bu. Öyle söyleyeyim. Bunların içinde Muhafazakar Parti üyeleri de var. Sadece işçi partileri değil. Bir de şunu da düşünmemek lazım. Hani siyasi kültürleri çok farklı. Diyelim İngiltere'deki Muhafazakar Parti'nin Amerika'daki karşılığı Cumhuriyetçiler olmak zorunda değil yani. Anlatabiliyor muyum? İşçi Partisi'nin Amerika'da karşılığı Demokratlar değil. Çok farklı yapılardalar. Yani sol sağ olayı Amerika'da çok farklı yani. Bence onlar hiçbirisi solcu değil zaten. Benzer, aynı gemideler, aynı şeydeler. Farklı ne derler? Yani benzer sorunlara biraz daha farklı yanıtları var. Birisi birazcık daha muhafazakar, birisi biraz daha kucaklayıcı falan bir izlenim içerisinde ama genel düşüncemizde birisi sadece bir solcu falan değil. Yani öyle bir Avrupa'ya özgü terimler Amerika'da çok geçerli değil. Ondan dolayı hani Biden'ın seçim kazanması, Trump'ın kaybetmesi, İngiltere'deki muhafazakarlar için ne yapacağız biz falan gibi bir etki yarattığını ben inanmıyorum. Hani belki Johnson özelinde ve onun kendi hani kohortu içerisinde, hükümet kanadında belki bir panikleme olabilir. Hani alışkanlığımız bozulacak, biz yeni başkana karşı yeni bir siyaset izlemek zorunda kalacağız. Ama genel itibariyle İngiltere'ye baktığımızda bunu bir fırsat olarak İngiltere'de de bir siyaseten hükümetin değişmesi noktasında belki Brexit sürecinin birazcık daha yeniden düşürülmesi, masaya yatırılması, sorgulanması anlamında bir fırsat penceresi olan görenler de var. Onu söylemem lazım. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun Büşra tekrar. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Evet sevgili arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Son bir galiba Fatma Arpa YouTube'dan soru sormuş. Türkiye katsa yaptırımlarını Trump onaylarsa Biden hükümeti devraldığında Türkiye ile ABD diplomasisini katsaya göre mi yapar yoksa başka bir yönde diplomasi mi izler? Tabii bunun hani müneccimini yapmak kolay olmasa da şimdi o katsa yaptırımlarını demokrat senatörlerin böyle bir değil mi cansiperane savunduklarını biliyoruz. O anlamda işte Biden'ın hani Cumhurbaşkanımız için de söyledikleri falan olumsuz şeyleri var. Yani bu süreçlerde hani ikili ilişkiler şöyle bir şey ama yani söylenen sözler öncesinde farklıdır. Devlet başkanı olduktan sonra söylenenler ve davranışlar farklı olacaktır. Anlatabiliyor muyum? Yani işte görevi devralmadan önce konuşmak kolaydır. Ama onun sorumluluğunu da hareket etmek daha farklı şeylere yönlendirebilir. O anlamda o yaptırımlarla yapabilir. Evet ama bunu tam olarak temel almayabilir. Yine de Türkiye'yi kazanmak isteyecektir. Kesin kazanmak isteyecektir Biden. Onu söyleyeyim. Ve hani hükümetimizle de bir şekilde orta yolu bulmaya çalışacaktır. İşbirliği zemini arayacaktır. Buna ben eminim. Ama tabii hani bir Twitter fenomeni olmayacaktır tahminimce Biden, Trump gibi. Anlatabiliyor muyum? O anlamdan belki ikna etmesi zor Türkiye için ama ikna ettiğiniz zaman da çalışılması da mümkün bir lider olarak görüyorum ben Biden'ı. Umarım da bu şekilde hani bizimle olumlu bir şekilde siyaset izleme yolu seçer diyeyim. Naçizane böyle bir yanıtlayayım. Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Son bir soru alayım eğer soracak varsa yoksa yavaş yavaş izninizi rica edeyim. Hocam merhaba. Abdül geçmiş olsun öncelikle. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sağ olun. Son soruyu hocam. Da sana o zaman bırakayım. Ya, teşekkür ediyorum hocam. Soru değil de ben bir şey eklemek istiyorum hocam. Lütfen. Bu 2008 yılında Obama ile birlikte başkanlık yarışında bulunan bir de eski Arizona senatörü olan John McCain vardı hocam. Onun eşi Cindy McCain 2020'de
Biden'ı çok aktif bir şekilde desteklemişti hocam. Kampanyasını da destekledi, başkanlığını da. Sanırım Biden onu Birleşik Krallık Büyükelçisi olarak görevlendirmeyi düşünüyor McCain'e. Çok güzel. Evet hocam. Bu da siyasi bir büyükelçi atamaya belki örnek olabilir diye eklemek istedim hocam. Harika bir örnek. Ben bunu bilmiyordum mesela. Ben de öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ediyorum. Washington Examen şeysinde çıkmıştı hocam. İnternet sitesinde çıkmıştı. Orada çok güzel. Okumuştum. Evet hocam. Çok teşekkür ediyorum katkın için Abdülcüğüm. Geçmiş olsun. Bir an önce iyileş inşallah. İnşallah hocam. İyi akşamlar. Çok İyi sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olasın. Evet yani bu hani siyaseten atamayı göstermekle beraber bence partiler üstü bir duruş olduğunu da gösteriyor. O anlamda bir umut veriyor bana. Yani hani bir cumhuriyetçi başkan adayının eşinin onun rakibi tarafından değil mi? Demokrat Parti'nin başkan seçilmiş kişisi tarafından büyükelçi atanması bence çok önemli bir gösterge. Yani sembolik gibi görünüyor ama önemli bir gösterge. Biden'ın önümüzdeki dönemde gerçek anlamda hani diplomasiye yatırım yapacağının mesajlarını veriyor. Deyip göreceğiz. Hocam chat ekranına linki bıraktım. Belki ilgili de olabilir. Harika. Ben de bakacağım yayından sonra. Tamam hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın Abdülcüğüm. Hocam aynı şekilde bir ekleme daha yapabilir miyim? Pete Buttigieg'i de Pekin Büyükelçisi olarak düşünüyormuş. Kimi düşünüyormuş? Duyamadım. Pete Buttigieg. Mayor Pete deniyor işte. Vali Pete. O kim? O da vali mi? Eski valiydi. Başkan adaylarından biriydi. Biden'a da çok karşı çıkan biriydi. Şimdi Pekin Büyükelçisi olarak düşünüyormuş. Anladım. Enteresan. Ya tabii şimdi tabii şeyleri ben normal görüyorum. İşte vali daha hani devlette önemli kademelerde görev almış bürokratları büyükelçi ataması hani bana çok ters gelmiyor. Tabii ki devlet tecrübelerini falan kullanabilirler. Veyahut da işte o ilkeyle birebir ilişkileri olan arabuluculuk rolü üstlenebileceğine inandığı insanları orada büyükelçi olarak değerlendirebilir. Bence normal şeyler bunlar. Amerikan siyaseti içinde bence hani bazı insanlar için de olması gerekendir diye de düşünebiliriz. Çok teşekkür ediyorum bu örnek için de Yasin. Sağ olasın. Başka sorusu ya da yorumu olmak isteyen var mı sevgili arkadaşlar? Beytullah'ın bir sorusu var. En son onu yanıtlamaya çalışayım. Ondan sonra yavaş yavaş programı sonlandıralım. Çok geçmiş olsun Beytullah. Sen de sağlık sıkıntısı yaşıyormuşsun. Maalesef yani çoğumuz yaşıyoruz bu tarz sıkıntıları. Bu dönem umarım kazasız belasız atlatırız hep beraber diyelim. Dış politikada nükleer silah sahibi olma ihtimali olan İran, Kuzey Kore, ABD açısından neden farklı bu diplomatik yaklaşım? Sergile şimdiden teşekkür ederim. Yani İran ve Kuzey Kore'nin Amerika'ya yaklaşımı tabii normal çünkü bana soracak olursanız o nükleer silahlanmayı Amerika'ya karşı yapıyorlar zaten. Değil mi? Yani hani baktığınız zaman İran ve Kuzey Kore liderlerinin demeçlerine Amerika en büyük tehditlerden bir tanesi. O yüzden hani ona karşı nükleer silahları aracılığıyla mesaj verme ve işte ona göre bir konum belirlemeleri bence normal. Tabii ki özellikle Kuzey Kore özelinde kendi bölgesindeki nüfuz alanını artırma ve kendisine daha güvenli hale güvenli hissetme açısından da nükleer silah sahibi olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama dediğim gibi İran ve Kuzey Kore özelinde ABD'ye karşı zaten bir güvensizlik hasıl olduğu için silahlanmayı ve ona göre bir diplomatik dil belirlemeyi, üslup belirlemeyi tercih ediyorlar. Çünkü şey var, nükleer silahı olmayan ülkeleri işte İran'a Amerika, değil mi? İran'a demişim, Irak'a iki defa savaş açtı Amerika ve işgal etti. İran'a neden böyle bir şey yapamıyor? Neden Kuzey Kore'ye böyle bir savaş ilanı yapamıyor, işgal edemiyor? Çünkü biliyor ki o devletlerde böyle bir nükleer silah potansiyeli var. Değil mi? Kuzey Kore'de özellikle. Çok büyük yani risk Amerika için. Bunun da farkında olduklarından Kuzey Kore ve İran tabii ki o özelliklerini ön plana çıkartıyorlar. Özellikle Amerika ile ilişkiler söz konusu olduğu zaman.
Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Harikaydınız. Çok sağ olun. Yorumlarınız ve sorularınızla ihya ettiniz beni. Umarım yanıtlayabilmişimdir. Umarım bu dersten de memnun kalmışsınızdır. Amacım normalde Amerikan dışişleri, dış politikası derslerinde, tartışmalarında çok fazla dile getirilmeyen noktaları anlatmaya çalıştım. Naçizane kendimce. Ve umarım bir faydası olmuştur. Amerikan diplomasisi, Amerika'nın diplomasiye üzerine yaklaşımı hakkında çalışmak isteyenler, belki bunun üzerine akademik çalışma yapmak isteyenler, arzu edenler bana lütfen e-mail atabilirler. Beraber daha bu tartışmaları çeşitlendiririz. Kendilerine kaynak tavsiyesinde de bulunurum. Kendinize çok çok iyi bakın sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ben screen shot'ımızı hemen alayım. Ondan sonra da kapatalım. Hadi çekiyorum. 1, 2, 3. Twitter'da paylaşacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.